Merhaba arkadaşlarım, selamlar, ben Sml Hoca. Sml Hoca Matematik kanalındasınız, hepiniz hoş geldiniz. 40 soru serisi AYT matematik kampımız nihayet başlıyor sevgili gençler. Kampımızın ilk konusuysa ilk 10 soru olacak. Hani o AYT dönemelerinde, AYT sınavında da karşına çıkacak. İkinci dereceden denklemlere gelmeden hemen önceki o 10 tane TYT'msi soru var ya. TYT'msi diyorum çünkü sevgili arkadaşlarım genel itibariyle böyle bölme, bölünebilme, periyodik problemler, temel kavramlar, mutlak değer, eşitsizlik gibi sorular karşına çıkıyor bu bölümde. Ve genel itibariyle de öğrenciler bu konuları zaten biliyorum edasıyla AYT çalışırken ekstra bir önem göstermediği için bu konulara genelde de hatalar buradan çıkıyor. Hani derece bile yapsa öğrenci, hatası varsa eğer oradan çıkıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bizim için bu ilk 10 soru çok kıymetliydi. Ben de AYT kitabımın ilk kısmına, ilk bölümüne bu konuyu ekledim. AYT'de karşına çıkabilecek ilk 10 soru. Evet, kampımız bu kitaptan olacak. Yeşil kitabımızdan olacak arkadaşlarım. Kitabında satış linkini açıklama kısmına bıraktım. Dileyen istediği zaman girip alabilir ama bence biraz elinizi çabuk tutun. Çünkü kampı benle birlikte ilerletmenizde fayda var. Neden benle birlikte ilerletmenizde fayda var? Hemen onu söyleyeyim. Arkadaşlarım her bir soruyu inanılmaz derecede kurcalayacağım. Yani bir soru çözülürken neler yapılması gerekiyorsa, aynı zamanda öğrenci bu konuyu tekrar da etmesi gerekiyorsa aynı o şekilde sevgili arkadaşlarım çözeceğim. Her bir sorudan neler kullandığımı açıklayıcı bir şekilde ele alacağım. Bunu seni hiç sıkmadan yapacağım. Çünkü sıkılırsan eğer, zaten videoların süresi 1,5-2 saat olacak. Sıkılırsan olmaz, tad alamazsın bundan. Dolayısıyla asla ama asla sıkıcı olmayacak. 1,5-2 saatin nasıl aktığını anlamayacaksın bile. Kampı benimle beraber ilerletmende büyük fayda var, haberin olsun. Evet, kitabımızı şöyle canımızı elimizin altına koyalım arkadaşlar. Sizin de elinizin altında durması gereken bir kaynak. Ve artık hazırsanız geçelim dersimize. Evet sevgili güzel arkadaşım, artık kampımızın ilk videosunda ilk sorusuna başlıyoruz. Bu benim için inanılmaz heyecan verici bir şey. Umarım sen de aynı heyecanı hissediyorsundur. 400 tane birbirinden güzel, YKS'de karşına çıkma ihtimali yüksek olan soru çözeceğiz. Ve bu ilk sorusu. Başlayıp başlamamakta da kararsızım, kıyamıyorum ama başlayacağız arkadaşlar. Evet, şimdi ben sana şöyle ilk soruyu yaklaştıralım ve bu soruda ne diyormuş beraber bir düşünelim, tartışalım, çözümüne kavuşturalım arkadaşlar. Şimdi bana diyor ki ABC sıfırdan farklı tam sayılar, 0.5'in a'nıncı kuvveti. Ya bir dakika, ondalıklı sayıların böyle kuvvetleri kullanışlı değil. Kullanışlı değilse madem, ben diyeceğim ki hocam ben bu 0.5'in 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. 1 bölü 2'yi de ben 2 üzeri eksi 1 biçimde yazabilirim. 2 üzeri eksi 1'in ne diyeceğim? A'nıncı kuvveti. Çarpı. 0.1 var. O da 10 üzeri eksi 1'dir. 1 bölü 10. 10 üzeri eksi 1. Hemen bunu da 10 üzeri eksi 1'in tabii ki de kaçıncı kuvveti olarak yazacağım? B'ninci kuvveti olarak yazacağım. Eşittir 40 üzeri C demiş. Şimdi bu 40 üzeri C'yi de 40 dediğim sayı aslına bakarsan 2'nin küpü çarpı 5 üzeri 1 olduğundan ben hemen 2'nin küpü çarpı 5 üzeri 1'in c'ninci kuvveti olarak burayı yazabilirim. Daha sonrasında diyeceğim ki 2 üzeri eksi 1'in a'nıncı kuvveti. 2 üzeri eksi a'dır. Neden? Çünkü üssün üssü varsa bunları çarpıyorduk. Çarpı. Buradaki 10 dediğim sayı da biliyorsun asal çarpanlarına ayrılırsa 2 üzeri eksi 1 çarpı 5 üzeri eksi 1 biçiminde burayı yazarım. Bunun da b'ninci kuvveti eşittir. Bak 3 ile c'yi ve 1 ile c'yi ayrı ayrı çarpacağım. 2 üzeri 3c çarpı 5 üzeri c gelecek. Tamam. Şimdi burada ne elde edebiliriz? 2 üzeri eksi a'mız var. Çarpı. Şuraya bakıyorsun. Eksi 1 ile b'yi çarptın. 2 üzeri eksi b geldi. Çarpı. Eksi 1 ile b'yi çarptın. 5 üzeri eksi b geldi. Eşittir. 2 üzeri 3c dedim. Çarpı 5 üzeri c dedim. Şimdi sağda ve sol tarafta bak 2 üzeri 3c var burada. Burada da 2 üzeri eksi a ile 2 üzeri eksi b'nin çarpımı var. Ben bunları çarparsam eğer 2 üzeri eksi a eksi b üstleri toplarım. Eşittir, bu da 2 üzeri 3c'ye eşit olacak değil mi? Burada da o halde kuvvetler birbirine eşit olmalı çünkü tabanlar aynı. Madem öyle eksi a eksi b eşittir 3c diyeceğim. Bu benim için güzel bir eşitlik. Kullanabileceğim bir eşitlik. Bunu cebe attık. Sonrasında şuraya bakıyorsun. Burada da 5'in kuvveti var. 5'in kuvveti var. O zaman bunları da birbirine eşitleyelim. Hemen yazdım. Dedim ki 5 üzeri eksi b eşittir 5 üzeri c. Demek ki eksi b c'ye eşitmiş. Hemen bunu da kayıt altına aldım. Bu benim ne işime yarar? Hocam bu benim eksi b gördüğüm yere c yazma işine yarar. Bak şurada da ne var? Gördüğünüz üzere bir eksi b var. O halde sen bu eksi b'yi ortadan kaldırıp buraya sadece c yazabilirsin. Yani eksi a ile c'nin toplamı bana 3c'yi veriyormuş. O halde eksi a eşittir c'yi karşıya atarsam 2c'yi verir. Ya da a eşittir eksi 2c tabii ki de yazabilirsin. Hemen şunları da şöyle kayıt altına alalım. A artı c bölü b oranı sorulmuş bize. A gördüğüm yere ne yazabilirim demiştim? Eksi 2c. Hemen yazalım. Eksi 2c. Artı bir tane c'miz var. Sonra da bölü diyorum. Alt tarafta ne var? B var. B neydi hocam? B de eksi bc ise b de eksi c'dir. Üst tarafta bir eksi c'miz oluştu. Topladık. Alt tarafta bir eksi c'miz var. Eksi c'yi eksi c'ye bölersem sonuç tabii ki de 1'in ta kendisi olur. Yani ilk sorumuzun cevabı C şıkkı oldu sevgili arkadaşlarım. Devam ediyoruz ikinci sorumuza. İkinci soru da beğenerek yazdığım bir soru. İyi dinle. Basit de bir soru. Ardışık sayıların toplamıyla, Gauss toplamıyla alakalı bir soru. A ve B pozitif tam sayıları için birden A'ya kadar toplamış, A'ya bölmüş. Birden B'ye kadar toplamış, B artı 1'e bölmüş. Bunları toplamış ve 24'e eşitlemiş. Buna göre demiş alttaki toplamın sonucu kaçtır? Şimdi birden A'ya kadar olan sayıların toplamı neydi? A çarpı A artı 1 bölü 2 idi. Şimdi tamam üst tarafı topladım. Bir de altta ne var? Bölü A'mız var. Artı. Şurada birden B'ye kadar olan sayıların toplamı nedir? B çarpı B artı 1 bölü 2'dir. Hemen bunu da neye bölmüş? B artı 1'e bölmüş. Bunu da yazdım eşittir 24'müş. Şimdi bu 24'e eşit olan şey aslında ne biliyor musun? Bak buradaki A ile buradaki A'yı ben götürebilirim. Böylelikle A artı 1 bölü 2 kalır elimde. Artı buradaki B artı 1 ile B artı 1'i götürürüm. Böylelikle elimde sadece ama sadece B bölü 2 kalmış oldu. O halde buraya da B bölü 2 yazdım. Şimdi paydalar eşit olduğu için rahatlıkla artık ben buraya A artı B artı 1 bölü 2 diyebilirim. İşte 24'e eşit olan şey buymuş bak. 24'e eşit olan şey A artı B artı 1 bölü 2'ymiş. Şimdi geldim alt tarafa. Birden A eksi 1'e kadar olan sayıların toplamı. Ne diyeceğim hocam ben buna? Hemen birazcık aşağı kaydırdım. Diyorum ki A eksi 1 son sayıyı yazdım. Bir fazlasını yazıyorum çarpı A bölü 2. Alt tarafta ne var? Bir de bölü A var. Artı dedim. Hemen geldim şuraya. Birden B artı 1'e kadar olan sayıların toplamı. Bu da nedir? B artı 1 sonuncuyu yazdım. Çarpı bir fazlası B artı 2 bölü 2 dedim. Bölü bir de alt tarafta ne var? B artı 1'imiz var. Şimdi ben burada bunun toplamı sorulmuş ya. İyi dinle beni. Hocam burada A ile A birbirini götürdü. B artı 1 ile B artı 1 birbirini götürdü. Şurada sadece A eksi 1'in 2'ye oranı kaldı. A eksi 1 bölü 2. Artı bir de yan tarafta B artı 2'nin 2'ye oranı kaldı. Onu da yazalım. B artı 2 bölü 2. Ben bunları eğer toparlarsam A artı B bak artı 2 eksi 1 daha kaç yapar? Artı 1 yapar. Bölü 2. Bizden bu isteniyormuş. Bir dakika ya. Ben zaten bunun aynısını burada bulmamış mıydım? Bulmuştum. Demek ki A artı B artı 1 bölü 2 soruluyor. Ben zaten bunun cevabının 24 olması gerektiğini biliyorum. O halde cevabımız da 24'ün ta kendisidir deriz. Cevabımız C şıkkı oldu sevgili gençler. Evet şimdi sağ üst tarafa doğru ilerliyoruz. Üçüncü sorumuzdayız. Üçüncü soruda matematik öğretmeni Murat arkadaşımız var. Derste öğrencilerine üstü sayılar konusunu anlatırken 2 üzeri 36 sayısını hesaplıyor. Bulduğu sonuçtan 1 çıkarıyor. Ve bulduğu sonucu tahtaya yazıyor. Yani aslına bakarsan Murat Hoca şunu sormuş. Şunu yazmış. 2 üzeri 36 eksi 1. Yani bunun sonucunu tahtaya yazmış. Ve Murat öğretmenin bulduğu sayı da şuymuş hocam. 68, A1, 94, 76, 735'miş. Tamam. A rakamı aşağıdakilerden hangisidir? Hangi A rakamından bahsediyor? Şuradaki A rakamından bahsediyor. Şimdi biz bunun sonucunu hesaplayıp oradaki A'yı bulacağız değil mi? Hocam sakın ha böyle şeyler yapmıyoruz. Yapmamız gereken şey şu. Bu bir iki kare farkı kazanımı sorusu. İki kare farkını uygulayabiliyor muyuz diye kontrol ediyor soru. Mesela ben burayı 2 üzeri 36 eksi 1'in karesi yazıp 2 üzeri 36 biliyorsun ki 2 üzeri 18'in karesidir. O halde ben bunu 2 üzeri 18 artı 1 çarpı 2 üzeri 18 eksi 1 biçiminde ifade edebilirim. Hatta 2 üzeri 18 artı 1'e şu an için yapabileceğimiz çok bir şey yok. Çarpı 2 üzeri 18 de biliyorsun 2 üzeri 9'un karesidir. Buradaki 1 de hala 1'in karesi. O halde ben burayı da 2 üzeri 9 artı 1 çarpı 2 üzeri 9 eksi 1 biçiminde yazabilirim. Şimdi üstler tek oldu artık bak. Şurası 9, burası da 9. Hani belki şuraya 2 kare farkı uygulayabilirdim ama bu benim için gereksiz olur. Burada soruya artık sorunun çözümünü bu şekilde devam ettirmeye nokta koymamız lazım. Sebep, çünkü burası tek. 2 kare farkında biliyorsun ki buranın yarısını almak zorunda. Bu 9'un yarısı 4,5 yapıyor. Demek ki daha devam ettirmem gerekmiyor. Ben artık rahat hesaplanabilen sayılar elde ettim. Mesela 2 üzeri 9 kaçtır? 512. Madem öyle 512 ise burası kaçtır? Hocam burası 511'dir. Şurası kaçtır? 512 artı 1'den 513'tür. Ve burada bizim dikkat etmemiz gereken yer şurası. 513 dediğim sayının rakamları toplamı 9'dur. Ve rakamları toplamı 9 olan sayı 9'un bir katı olmak zorundadır. Eğer ki burası 9'un katıysa ben bunu bununla çarptığım için ve bununla çarptığım için 9'un katıyla çarptığım için sayımızın tamamı 9'un katı olmak zorunda. Aa, çok güzel. Sayı 9'un katıysa burada bulunan sonucun da rakamlarının toplamının 9'a tam bölünmesi gerekiyor. Tüm rakamları toplayıp 9'a bölmeye gayret göstermeyin. Şunu yapabiliriz. Mesela buradaki 9 zaten 9'un katı olduğu için bunu saymazsın. Daha sonrasında hemen bakalım. 5 ile 4'ün toplamı 9'dur. Bunu da görmene gerek yok. 8 ile 1'in toplamı 9'dur. Bunu da görmene gerek yok. 6 ile 3'ün toplamı 9'dur. Bunu da görmene lüzum yok. 7 ile 7'nin toplamı 14. 6 daha 20 yapar. 20'nin 9'da bölümünden kalan da 2'dir. Şu an ben buradaki A rakamı hariç... Buradaki A rakamı hariç diğer rakamları topladığım takdirde bu sayının 9'da bölümünden kalanın 2 olması gerektiğini biliyorum. O halde A rakamının da 9'da bölümünden kalanının 7 olması gerekiyor ki 2 ile 7'yi toplayalım, sayının rakamları toplamı 9'un katı olsun. Zaten A bir rakamdı ve bir rakamın 9'da bölümünden kalan 7 ise o rakam 7'den başkası değildir gençler. O halde cevabımız neymiş? 7'nin ta kendisi olacakmış diyeceğiz. Cevabımız ise E şıkkında verilmişti sevgili gençler. Ve devam ediyorum 4. sorumla. Gayet güzel sorulardı bence. Umarım sen de beğeniyorsundur. Umarım senin de işine geliyordur, faydalanıyorsundur. Evet, 4. soru. Bir A kümesi varmış. Bu A kümesinde x'lerden oluşuyormuş ve bu x'ler rakamları toplamı 43 olan 5 basamaklı doğal sayılarmış. B kümesi de buradaki x'ler A kümesindeki x'lermiş arkadaşlar. Ama A kümesindeki x'lerden 11'in katı olan x'lerden oluşuyormuş. Buna göre A kümesinin eleman sayısından B kümesinin eleman sayısını çıkarırsak eğer bu hangisine eşit olur diye sorulmuş. Şimdi bak, rakamları toplamı 43 olan 5 basamaklı doğal sayılar diyor. Şimdi bu 5 basamaklı sayının 5 basamağı da 9 olmuş olsaydı zaten 5 kere 9'dan bu sayının rakamları toplamı 45 olurdu. Ama bize burada ne demiş? 43 demiş. Güzel. 45'e yakın olması güzel. Şimdi ben 5 basamaklı bir sayının rakamlarının toplamının 43 olabilmesi için en az 3 tanesinin 9 olması gerektiğini biliyorum. Çünkü 9, 9, 9, 27 yaptı. 27'den 43'e 16 kaldı. Rakamlarının toplamı 16 olan 2 tane rakam gerekiyorsa bana bunlar 8'e 8 olabilir. Veyahut 4 tane 9 biriktiririm. 4 kere 9 36 yaptı. 43 olabilmesi için bir tane 7 lazımdır. Ben bu sayının içerisinde 6 rakamını falan kullanamam. Çünkü hani şurada bile 3 tane 9'u kullandıktan sonra bile bir tane 6 rakamı kullansam diğer rakam 10 olmak zorunda. 10 da bir rakam değil zaten, biliyorsun. Tamam. Şimdi demek ki bizim sayımız ya 3 tane 9, 2 tane 8 ya da 4 tane 9, 1 tane 7'den oluşmak zorundaymış. Peki bu şekilde kaç tane sayı üretebilirim ben? Hemen aklımıza sayma yöntemleri gelecek. 3 tane 9 ve 2 tane 8'den oluşan 5 basamaklı kaç tane farklı sayı yazılabilir? Hemen söyleyelim. 5 faktöriyel bölü 3 tane 9'um olduğu için 3 faktöriyel, 2 tane 8'im olduğu için 2 faktöriyel derim. Bu da bana 120 bölü 6'dan 20 bölü 2'den 10'u verir. Demek ki 10 tane sayım varmış buradaki işlemi yaptığımız takdirde. Burada da 5 faktöriyel bölü 4 tane 9'um olduğu için 4 faktöriyel diyeceğim. Bu da bana 5'i verir. 10 artı 5 de demek ki yazılabilecek tüm sayılarmış. Yani A kümesinin eleman sayısı kesinlikle 10 artı 5'ten 15'miş arkadaşlar. Hemen bunu buraya ekledim. Eksi diyorum. Şimdi SB'ye bakacağız. Yani B kümesi kaç eleman? B kümesi buradaki 15 tane elemandan bazılarıymış ve... Bu elemanlardan, bu sayılardan 11'in katı olanları B kümesinin içerisindeymiş. Peki ben 11'in katlarını nasıl bulacağım? Hemen 11 ile bölünebilme kuralını düşünmem gerekiyor. Şimdi benim elimde örnek veriyorum. Şöyle bir şey olsa 9, 9, 9, 9, 7 olsa. Bu şekilde bir sayım var. Bu sayı 11'in katı mı? 11'in katlarını araştırırken de artı eksi artı eksi yapacağız ya. İster bunu yap, istersen de şöyle yapabilirsin. 7'den 9'u çıkardın eksi 2. 9'dan 9'u çıkardın 0. Bir de burada 9'um var. 9 artı 0 artı eksi 2 bana 7'yi verir. 11'in katı değil. Demek ki bu sayı 11'in katı olmuyormuş. Peki 7'yi bu tarafa almış olsaydım. Yani 9, 9, 9, 7, 9 olmuş olsaydı. 9'dan 7'yi çıkardım 2. 9'dan 9'u çıkardım 0. Bir de burada 9'um var. 9 artı 0 artı 2 bana 11'i verir. 11'in katı oldu. Demek ki bu sayımız 11'in katıymış ve B kümesinin de bir elemanıymış aynı zamanda. Bir de gençler, madem şu 9'a 7 sağladı, ben 9, 7, 9 yaparım. Bir de 9, 9 yaparım. 9'dan 9'u çıkardım 0. 9'dan 7'yi çıkardım 2. Bir de burada 9'umuz var. 9 artı 2 artı 0 bana 11 verir. Demek ki diğer sayımız da buymuş B kümesindeki. Artık başka üretemem. Çünkü 9'un hemen sağında bir tane 7 olacaksa ve bunlar şöyle şöyle ikişerli ikişerli gruplar halinde olacaksa ya burada olur ya da burada olur zaten. Başka olamaz. Şimdi gelelim şu 8'lilere. Bu 8'lilerden ben kalan 11'i nasıl üretebilirim? Hocam çok basit aslında. Tiyo'yu vermiştik. 9, bak şimdi ben buraya 8 9 yazarsam, bir tane daha 8 9 yazarsam 9'dan 8'i çıkardım 1, 9'dan 8'i çıkardım 1, bir de burada 9'umuz var, topladım ne geldi, 11 geldi. Demek ki 11'in katı olan da buymuş. Başka üretilebilir mi? Hayır. Neden? Çünkü 9'un hemen sağında 8 olması gerekiyordu ki bunu artı eksi artı eksi metoduyla da yapabilirsin. 9'dan hemen solunda 8 olması gerekiyordu. Böylelikle 1 gelsin ki toplamları 11 olsun. Demek ki B kümesinin eleman sayısı da kaçmış? 3'müş. 15'ten 3 çıkarsa cevabımız 12 olur. Yani cevap C şıkkında verilmişti sevgili arkadaşlarım. Şimdi bu soru hem küme sorusu. Bak hem küme sorusu. Hem arkadaşlar şurada sayma kullanıyorsunuz. Ben size tanıtım videosunda da söylemiştim. Demiştim ki kazanımı inanılmaz derecede yüksek sorular. İşte kazanımı yüksek sorulardan kastım buydu. Yani bir sorunun içerisinde envai çeşit kazanım var. Böylelikle soru bankalarının içerisinde uğraşmıyorsun. Yani soru bankasından arka arkaya 5-6 tane soru çözmek yerine şuradaki bir tane soruyu çözüyorsun, okey diyorsun. Tamam. Konsantre bir soru bankası olduğunu söylemiştim bu tekrar kampında kullandığımız kitabın ve ciddi anlamda çok emek harcadım arkadaşlar. Yani hem kümeyi hem şuradaki saymayı hem buradaki bölünebilmeyi düşündürebilmek için öğrenciye çok fazla efor sarf etmek gerekiyor ki bu eforu da gayet yeterince sarf ettim. Başarılı bir iş ortaya koydum diye düşünüyorum. İlk sayfamızı bitirdik. Şöyle uzaktan istersek bir bakalım. Tamam mı? Gayet güzel. Umarım senin de sayfan bu şekildedir. Devam ediyorum 5. sorumuzda. Şimdi 5. soruda sevgili arkadaşlarım 3 basamaklı bir doğal sayının sağına, bak sağına 4 rakamı yazılarak 4 basamaklı A sayısı, soluna 4 rakamı yazılarak 4 basamaklı bir B sayısı elde ediliyor. Şimdi o 3 basamaklı sayımız, tamam mı? Şöyle bir sayı olsun. 3 basamaklı bir sayı. Sağına 4 yazıyorum. Bir de bu 3 basamaklı sayının soluna ben 4 yazıyorum. Şu şekilde. Tamam. Bu şekilde A'yı, bu şekilde de B sayısını elde ediyoruz. A ile B'nin toplamı da, yani buradaki iki sayının toplamı da 5357 oluyormuş. Buna göre 3 basamaklı doğal sayının rakamları toplamı sorulmuş. Şimdi burada çok güzel bir basamak çözümleme sorusu. Daha önceki sınavlarda, yani ÖSYM'nin yaptığı AYT sınavlarında, AYT'lerde sevgili arkadaşlarım, fazlasıyla bu şekilde örnekler, bu şekilde sorular çıktı ve bu sorulara dayanaraktan zaten ben bunları oluşturdum ve ÖSYM'nin sorularını da biraz değiştirdim. Biraz değiştirdim derken bazılarında çok köklü değişimler var. Çünkü ciddi anlamda karşınıza çıkabilecek soruları yazmaya gayret gösterdim. Bir bakalım sorumuzun çözümüne şimdi. Gençler ben şuradaki, hani bu soruyu en kolay en sade biçimde nasıl çözersin, ben sana onu anlatacağım şimdi. Şuradaki 3 basamaklı sayımıza biz x dersek ya da buradaki 3 basamaklı sayımıza x dersek. Şimdi ben bu x sayısının sonuna 4 ekliyorum ya, aslına bakarsan burası 3 basamaklı sayının yüzler basamağıydı. Şu an binler basamağı oldu. Burası onlar basamağıydı, yüzler oldu. Burası birler basamağıydı, onlar oldu. Yani öncelikle ben buradaki x'i bir 10'la çarpmışım aslına bakarsan ve sonuna da 4 eklemişim. Şimdi buraya baktığımız takdirde x sayısı aynen duruyor, sadece buraya en soluna, yani binler basamağına 4 yazdığım için sadece ama sadece 4000 eklemişim ben bu sayıya. 4000 artı x oldu. Ve a ile b'nin toplamı demişti ya. Ben buradaki a ile b'yi toplayacak olursam a artı b dediğim sayı aslına bakarsan 11 tane x oldu. Bak bir tane buradan, 10 tane buradan, bir tane buradan ve artı 4004 oldu. Ve a artı b'yi bana sorumuz vermişti. Neydi? 5357 idi. Hemen onu da yazdım. 5357 dedim. Şimdi hocam 4004'ü karşıya atalım, 11'e bölelim, olsun bitsin. 11x eşittir. Karşıya attım ben bu 4004'ü. 5357'den bunu çıkarırsam ne kalır? 1353 kalacaktır. Şimdi 11'e bölelim. Bu şekilde hani bakkal bölmesi yapmadan da 11'e bölebilirsin. Şöyle en soldan başladım. 13'ün içerisinde 11 bir defa, bak x eşittir. Bir defa kalan 2. 25'in içerisinde hemen şuraya baktım. Kalanla bunu birleştiriyorum. 25'in içerisinde 2 defa kalan 3. 33'ün içerisinde 3 defa. Demek ki benim o x sayım 123'müş. İşte bunun rakamları toplamı sorulmuş. 123'ün rakamları toplamı 6'dır. Yani cevabımız A şıkkında verilmiştir diyeceğiz. Evet, devam ediyorum 6. soruyla. Bu bir karmaşık sayı sorusu. ÖSYM'nin ısrarla AYT sınavlarında ısrarla sorduğu karmaşık sayı. Ve karmaşık sayı sorularını lütfen sınavda kaçırmayın arkadaşlar. Bak, burası çok değerli. Kaçırmayın arkadaşlar, çünkü garanti net olarak öğrenciler düşünür genelde. Sizler de, şu an izleyenler de bu şekilde düşünüyor olabilirsiniz. Evet, garanti nettir, bence öyle olması gerekiyor. Ama çoğu seferde hata yapılıyor, aman dikkat. Yine daha önceki yıllarda çıkmış bir soru, hangi zorluk seviyesindeyse bu da o zorluk seviyesinde olan bir soru. A bir karmaşık sayı olmak üzere karmaşık sayılarda böyle bir eşitlik verilmiş. Buna göre A kaçtır? Hemen ne yapıyoruz? İçler dışlar, hiç fark etmiyor. Üst taraf eksi AI eksi 3. Alt tarafı şunun yanına çarpım olarak alıyorum. Böylelikle i parantezinde A artı i dedim. Hemen eksi AI eksi 3 dedim. i'yi içeri dağıtıyorum. A çarpı i artı i kare. i kare nedir? Eksi 1'dir hocam. Şimdi ben şuradaki eksi AI'yi sağ tarafa, eksi 1'i sol tarafa davet edecek olursam bu tarafta 2 AI oluşur. Sağ taraf, sol tarafta ise eksi 3 artı 1'den eksi 2 oluşur. Böylelikle her iki tarafı 2'ye bölersem eksi 1 eşittir AI gelmiş olur. Şimdi i sayısını bir a ile çarptığımız zaman eksi 1 oluyordu ve karmaşık sayıların biliyorsunuz ki sanal sayı birimi vardı. i sayısı neydi? Kök eksi 1'di. Ben i karenin ne olduğunu biliyorum, eksi 1 olduğunu biliyorum. Bak eksi 1, i'yi neyle çarparsam eksi 1 olur? Tabii ki buradaki i ile çarparsam. Yani a kaçmış arkadaşlar? i'nin ta kendisiymiş. O halde doğru cevabımız da C şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Devam ediyorum 7. sorumla, sağ üst taraftayız artık. Ne demiş bize? A, B, C birbirinden farklı birer asal sayıymış, bak asal sayı. Burada diyor ki AB artı CA 32. Alt kısımda da BC eksi AB 45 olarak verilmiş. A artı B kere C işleminin sonucu bana soruluyor. Şimdi ben öncelikle şuradaki kısım için, ikisinde de A çarpanı olduğu için iki ifadede de A parantezine alayım burayı. A parantezinde B artı C gelir ve bu da 32'yi veriyormuş bize. Alt kısımda da ikisinde de B var bakın. O halde B parantezine alalım orayı da. C eksi A'yı elde etmiş oluruz. Bu da 45. Şimdi ben biliyorum ki A sayısı da B sayısı da C sayısı da ayrı ayrı asal. Burada 32 dediğimiz sayı sadece 2 çarpanlarından oluşuyor. Bak sadece 2 çarpanlarından oluşuyor. 2 üzeri 5. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Yani ben burada A'nın 2 olması gerektiğine adım kadar eminim artık. Çünkü farklı bir asalı yok içerisinde. O halde B artı C de kesinlikle 16'dır. Şimdi B artı C'nin 16 olması durumunda, B ile C de asaldı ya, hemen aklımıza burası gelmesi gerekiyor. B artı C 16 ise bunlar hangi asallar olabilir? Hocam mesela B 3 iken C 13 olabilir. Değil mi? Veya B 5 iken C 11 olabilir. Başka olamaz. Ya da bunların tam tersidir. Yani bu 13 iken bu 3 olabilir. Bu 11 iken bu 5 olabilir. Hemen alt kısma bakıyorum. B bir asaldı. 45'in asal çarpanlarını düşündüğümüz takdirde neler var arkadaşlar? Bir 3 var, bir de 5 var. Yani buradaki B ya 3 ya da 5'miş. O halde ben diyorum ki kesinlikle şu ihtimaller olamaz. Bunları elerim. Şimdi o halde B 3 ise hemen burada yerine yazacağım. 3 çarpı C kaç oluyormuş? 13 eksi 2. 45 yapar mı diye bakacağız. Şurası kaçtır hocam? Burası tabii ki de 11'dir. 3 kere 11 33 yapar. 45 olmaz. Demek ki B 3 değilmiş, C de 13 değilmiş. O halde tek bir ihtimal kalıyor. O da bu. Onu da yazalım yerine bir zahmet. B 5 ise 5 çarpı C 11 oluyormuş bak. 11 eksi A da zaten 2 idi. Şurası kaç yapar? 9. 5 kere 9 kaç yapar? 45. Verdi mi? Verdi. Çok güzel. O zaman demek ki A 2'ymiş, B 5'miş, C de sevgili arkadaşlarım 11'miş. Bizden işte bu soruluyor. 5 kere 11 55, 2 ekledim 57 bana cevabı verir. Doğru cevabımız C şıkkıydı. Çok güzel, çok şık bir asal sayı sorusuydu dedik Ve devam ediyoruz. 8. soru. P ve Q pozitif tam sayılarmış. Tamam. Ve diyor ki P kare Q değeri. Yani böyle bir işlem tanımlamış. Eğer ki diyor P ve Q'nun ortak bir asal çarpanı varsa P kare Q P bölü Q'ya. P ve Q'nun ortak bir asal çarpanı yoksa bu ifade sıfırın ta kendisine eşittir diyor. Örnek olarak da bize vermiş. Mesela 12 ile 3'ün ortak bir asal çarpanı var mı? Var. 3. Olduğu için 12'yi 3'e bölmüş 4 yazmış. 7 ile 5'in ortak bir asal çarpanı var mı? Yok. Tek ortak bölenleri bunların 1. O halde bunların ortak bir asal çarpanı yoksa 7 kare 5 eşittir 0 demiş. Mesela örnek veriyorum 2 ile 3. Ortak bir asal çarpanı var mı? Yok. 0. Yani o zaman 3 kare 2 de kesinlikle 0'dır. Veyahut 20'ye 2. Ortak bir asal çarpan var mı? Var. 2. O halde 20 bölü 2'den bu 10'a eşittir. Gibi bir işlem tanımlanmış. Şimdi ben burayı sildim. O halde diyor a kare q artı a kare 3 eşittir 10. Bu eşitliği sağlayan a sayılarının toplamı sorulmuş. Ben hemen bunu buraya aldım ve diyorum ki şimdi bak iyi izle. Şimdi a kare q, a ile 2'nin ortak bir asal çarpanı olabilir. Dolayısıyla a bölü 2 gelir burası. Artı a ile 3'ün ortak bir asal çarpanı olmasın, 0 olsun eşittir 10. İse a bölü 2 10 ise a 20 olur. Şimdi bu destekliyor mu bir bakalım. Ne dedim? A ile 3'ün ortak bir asal çarpanı olmasın dediğim için burayı 0 seçmiştim. Ve a'yı da 20 buldum. 20 ile 3'ün ortak bir asal çarpanı var mı? Yok. Demek ki doğru yoldayım. A 20 olabilirmiş. Devam. Bunun olmasın. Yani burası 0 olsun. Hemen şöyle yazalım. Burası 0 artı. Ama bunun olsun. Yani a ile 3'ün ortak bir asal çarpanı olsun. A ile 2'nin ortak asal çarpanı olmasın. Bu şekilde eşittir 10 gelirse a 30 olur. Şimdi a 30 da. Peki ben şimdi burada a ile 2'nin ortak bir asal çarpanı olmasın seçmiştim. 30 ile 2'nin ortak asal çarpanı yok mu? Var. O halde bu olmadı arkadaşlar. Bu yemedi. Tamam, çünkü 30 seçersem 30 bölü 2 artı 30 bölü 3 olmalıydı. Olmaz. Devam edelim. İkisinin de olsun. Bir de öyle bir durum var. A bölü 2 ile A bölü 3'ün toplamı eşittir 10 sa eğer. Ben hemen şurayı 3 ile burayı 2 ile genişletirim. Üst taraf 5A yapar. Tamam. Bölü alt tarafta ne gelir? 6 gelir. Eşittir 10 sa. 5'e böldüm. 5'e böldüm. 2. A buradan kaç gelir? 12. 12'nin 2 ile asal çarpanı var mı? Var. Ortak. 12'nin 3 ile var mı? Var. Demek ki A 12 olabiliyormuş. İkisinin de olmazsa 0 artı 0 eşittir 10 zaten olmuyor. Demek ki benim burada A'mın alabileceği değerler neymiş? 20 ve 12'ymiş. 20 ile 12'nin toplamı sorulmuş. Doğru cevabımız ne olacak o halde? D şıkkı olacak sevgili gençler. 8. soruyu da çözdük ya, artık bu sayfayı da bitirdik arkadaşlar. Bir şeyi 40 kere söylersem olur diye hep bahsediyoruz, hep söylüyoruz. Mottomuz bu. Ve artık 8. defa söyledik. Devam ediyoruz. 9. sorumuzda bir periyodik problem sorusu. Beraber düşünelim, beraber çözelim. Dairesel bir masanın etrafına dizilmiş Ahmet, Boran, Cihan, Deniz ve Ece isimli 5 kişi bir kart ile oyun oynamaktadırlar. Bu oyunda her seferinde elinde kart bulunan oyuncu ok yönünde kendisinden sonraki ikinci kişiye kartı vermektedir. Yani ok yönünde eğer hareket ediyorsak burada Ahmet Cihan'a bu kartı verecek. Cihan Ece'ye kartı verecek. Ece Boran'a, Boran Deniz'e ve Deniz'de Ahmet'e verecek. Bu şekilde bir yıldız oluşturacağız. Tamam. Başlangıçta kart Boran'ın elinde bulunmakta. Başlangıçta bunda. Ve Boran'ın Deniz'e kartı vermesiyle oyun başlamış. Yani Boran kartı Deniz'e vermiş ve oyun başlamış. Kartı birinci seferde Deniz elinde tutuyormuş. İkinci seferde Ahmet almış. Oyun bu şekilde devam etmiş. Diyor ki 144. seferde kartı kim almıştır? Şimdi kartı birinci alan kişi kim? Deniz. Nerede o? Aha burada. İkinci alan kişi kim? Ahmet alıyor. O da burada. Üçüncü alan kişi Cihan o zaman. Bu şekilde devam ediyor. Yani bir Deniz. Ve burada 5 kişi değil, isterse 87 kişi olsun. Bu sistem kendini... Eğer 87 kişi olsaydı 87'de bir tekrar etmek zorundaydı. Çünkü birinin diğerine hiçbir üstünlüğü yok arkadaşlar. Eninde sonunda dönüp dolaşıp aynı adama bu kart gelecekti. Ve 87'de bir ihtimal. 87'de bir olur bu. Burada da 5 kişi varsa demek ki benim periyot sayım, periyot aralığım 5 olacak. Ve 144 sorulduğuna göre hemen kaçıncı soruluyorsa bu tarz sorularda bunu periyot uzunluğuna yani 5'e bölüyorsunuz. 144'ün 5'te bölümünden kalan 4'tür. Ve demek ki bu artık bana şunu veriyor. 144. seferde kartı kim aldıysa bu 4. seferde kartı alan kişiyle aynı kişi demek bu. Tamam. Dolayısıyla 4.'yü bulacağız biz. 3. Cihan'dı. 4. kimdir? Ece'dir. Yani o halde cevabımız da sevgili arkadaşlarım E şıkkı olur diyebiliriz. Evet. 9. sorumuzda çözdük. Devam ediyoruz. 10. sorumuzda çok güzel bir soru. Euro tabii ne? Sembolik mantık sorusu. Şimdi sembolik mantık soruları ÖSYM son yıllarda genel itibariyle bu tarz soruyor soruları. Çözmesi de artık herkes tarafından bug'ı bulundu, artık çözülebiliyor. Ve genel itibariyle de aynı şeyler soruluyor. O yüzden pür dikkat dinleyin. Sadece hikayeleri farklı oluyor. Lütfen sevgili arkadaşlarım bu tarz sorularda bak ÖSYM'nin net olarak karşına çıkardığı sorular bunlar. Lütfen senden ricam adam akıllı oku soruyu. Eksik bir yer kalmasın. Bak benim de öğrencilerim var ve bu öğrenciler diyorlar ki ya hocam hep dikkat hatasından gitmiş. Ya dikkat hatasından gitmesin. Adam 37 net çıkarmış. 37'ye 0 yapmış. 37 net çıkarmış. Diğer 3 sorusu o kadar basit ki o boş bıraktıkları. Veya diyor ki işte hocam 38'e 2 yaptım. 2 tane yanlışım var. Güzel. Diğer 2 sorusuna bir bakıyoruz. İnanılmaz basit sorular ve tamamen dikkat hatasından gitmiş. Lütfen sevgili arkadaşlarım böyle şeyler olmasın. Şimdi Euro 2008 futbol organizasyonunda ne seneydi be? A grubundaki takımlar hakkında aşağıdaki önermeler verilmiş. P, Q, R, S önermeleri var. P ve S ise R veya Q önermesi yanlış önerme olduğuna göre Çekya, Portekiz, Türkiye ve İsviçre'nin bulunduğu grupta sıralama aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Şimdi bu önerme yanlışsa ise bağlacı eğer sonucu yanlış ise ise bağlacının sol tarafı 1'dir, sağ tarafı 0'dır. 1 ise 0, 0'a eşittir sadece denktir diyelim, özür dilerim. Şimdi P ve S 1 ise P'de S'de 1 olmak zorundaydı. R veya Q 0'sa R'de Q'da 0 olmak zorundaydı. Hemen yazıyorum. P1, S'de 1, Q0, R'de 0. Tamam. Şimdi diyor ki Çekya sonuncu değildir. Ve bu doğru bir önerme. Demek ki Çekya'nın sonuncu olduğu bir durum varsa şıklarda bunu eleyeceğim. Bak burada var. Eledim hocam. Gitti. C değil cevap. O kesin. Devam. Hemen şuna bakalım. Türkiye lider değildir. Bu da doğruymuş. O halde Türkiye'nin lider olduğu durumu elerim. Yani A şıkkı gitti. Portekiz sonuncudur diyor ve yanlış bir önermeymiş. Yani Portekiz'in sonuncu olması yanlışsa Portekiz'in sonuncu olduğu durumu da elerim ben. Türkiye sıralamada Çekya'nın gerisindedir. Yanlışsa Türkiye Çekya'da Çekya'nın önündedir. Türkiye'nin Çekya'nın önünde. Bak Türkiye sonuncu olmuş gitti abi. Türkiye Çekya'nın önünde. Bak gerisindedir ifadesi yanlışsa demek ki İlerisinde olması durumu doğru olacak. Yani cevabımız D şıkkıydı. O halde devam edelim 11. sorumuzla. Yine bir karmaşık sayı sorusu. Karmaşık sayılar kümesinde böyle bir ifade var. Bu işlemin sonucu soruluyor. Arkadaşlarım şimdi tabii her yiğidin de yoğurt yeme tarzı farklı olduğu için arkadaşlar ben bu soruyu şu şekilde çözerdim. Sizi de bu şekilde tavsiye ederim. 9-3i, 2i artı 6 bunları her birini tek tek dağıtmayın da şöyle yapalım. Şu kısmı 3 parantezine alabilirim. 3 parantezinde 3 eksi i yapar burası. Çarpı. Şunu da 2 parantezine alalım. 2 parantezinde bak. Şuraya aldım 3. Solumdakini aldım. Ne oldu? i. Şimdi bölü. Alt kısımda ne varmış? 2 eksi i ile 2 artı i. Aa 2 kare farkı gibi değil mi? Ama karmaşık sayılarda ne oluyordu gençler? Hemen buraya notunu alalım. Not deyin. Karmaşık sayılarda ne oluyordu? A artı ib ile A eksi ib yani yine 2 kare farkı gibi çarpıyorsak normal şartlar altında reel sayılarda hani biz a kare eksi b karedir diyoruz ya bu. Burada a kare artı b kare oluyor bu durum. Şimdi o zaman 2 eksi i ile 2 artı i'yi çarparsam ben 2'nin karesi artı 1'in karesi diyeceğim. Niye 1? i'nin katsayısı 1 çünkü. 2'nin karesi artı 1'in karesi de bana 5'i verir. Şimdi paydamız 5'miş. Hocam burada da var aynı muhabbet. Var. Tamam ben yok demedim ki zaten. Var. 3 eksi i ile 3 artı i'yi çarparsam 3'ün karesi artı 1'in karesinden 10 yapar. Yani üst taraf 3 çarpı 2 çarpı 10 bölü alt tarafta 2'ymiş. Pardon 5'miş. Şimdi o halde 10 ile 5'i sadeleştirdim. Burada 2. 2 kere 2 4. 4 kere 3 de bana neyi verir? 12'yi. O halde doğru cevabımız da C seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz. Tamam bu kadar basit. Hocam karmaşık sayılar sorusu için basit bir soru değil mi? Basit de zaten basit soruyorlar güzel kardeşim. Ondan dedim ya ben sana, kulaklarını çekiyorum yarım saatten beri. Diyorum ki soru kaçırma. Bu konudan soru kaçırma. Kaçırıyorsan da karşıma gelme. Tamam. Şimdi 12. sorumuza bakıyoruz. Bu soruda ben size bu sorunun muadilleri karşınıza çok fazla çıkıyor. Hem denemelerde çıkıyor hem daha önceki yıllarda çıkmış bir soru. Tamam mı? O yüzden beni çok iyi dinle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sayılarının tamamı aralarında toplama veya çıkarma sembolleri bulunan aşağıda verilen 8 kutuya her kutuda birer sayı olacak şekilde yerleştirildiğinde elde edilen işlemin sonucu kaç oluyormuş? 8. Buna göre a kere b kaçtır? Yani önüne eksi konulan sayılar soruluyor bak. Eksi ve eksi. Şimdi bu sorudan önce ben size genel itibariyle sorulara yaklaşırken, soruları çözmeye yaklaşırken kafamda kullandığım bir taktiği de söyleyeceğim. Siz de aynı şeyleri uygulayabilirsiniz bu arada. Gençler, eğer soruda çok fazla değişken, çok fazla böyle kafamızı kurcalayan sayı adedi, sayı çeşidi varsa ben bunları ufaltıyorum, küçültüyorum. Diyorum ki bunu sağlayan onu da sağlar sonuç olarak. Önce küçük için genel bir kural oluşturuyorum. Mesela ben burada şunu yapacağım. Örnek veriyorum. 1 artı 2 artı 3 artı 4. Bak küçülttüm. 8 tane yerine 4 tane sayı aldım. Bunların toplamı kaçtır normalde? 10. Şimdi ben bunlardan herhangi iki tanesini seçersem veya herhangi bir tanesini seçeyim. Mesela 3'ü seçtim. 3'ün önüne artı değil de eksi koyayım dedim. 1 artı 2 eksi 3 artı 4. Şimdi bu toplamın sonucu ne yapardı? 4 yapar. Şimdi bak iyi dinle. Ben burada sadece 3'ün işaretini değiştirdim. Artı iken eksi yaptım ama o 3 zaten artı üçken eksi 3 olduğu için arada bir 6 tane fark oluştu. 6 fark oldu. Yani bak ne diyorum, tekrar söylüyorum, iyi dinle beni. Ne diyorum ben? Diyorum ki artı 3'ten eksi 3'e 6 fark oluştu. Bundan kaynaklı da 10'dan 4'e 6 fark oluştu. Toplamda bu şekilde bir değişiklik oldu. Şimdi o zaman şu mudur olay? Ben normal şartlar altında 1'den 8'e kadar bütün sayıların önüne artı yazarak toplamış olsaydım bunları, neydi o Gauss toplamı? N çarpı N artı 1 bölü 2. Yani 8 çarpı 9 bölü 2'yi elde ederdim. Yani 36'yı elde ederdim. Ama neyi elde etmişim? 8'i. Bak burada. Şimdi o zaman ne kadar bir fark var burada 36'dan 8'e? Hocam 28 fark var. Değil mi? Şimdi o zaman bu sayıların önüne eksi konulan sayıların toplamı kaçtır normalde? 28'in yarısı kadardır. 14 kadardır. Neden bak? 10'dan 4'e 6 fark var. O zaman önüne eksi konulan sayı hangisidir? Bunun yarısıdır. 3'tür. 3'tür. 4'ü işaret ettim. 3'tür. Tamam. Şimdi o zaman 28'in yarısı kaç? 14. Demek ki buradaki A ile B'nin toplamı 14'müş. He, tamam. Toplamı 14 olan iki tane sayı bulacağım ben buradan. Bir tane var zaten, o da 8'de 6. Başka hiçbir sayı yok. Demek ki bizden 6 kere 8 sorulmuş hocam. Yani cevap 48 olacakmış diyeceğiz. Tamam. Bu özelliği sakın unutma. Denemelerde bile bak bu tarz soruları yapıyorsundur illaki. Ben sana yapamıyorsun demiyorum. Yapıyorsundur illaki. Ama benim derdim ne? Bir daha uzun uzadıya uğraşma. Ya adam buraya, ben görüyorum, biliyorum, öğrencilerimden de biliyorum, buraya yazıyor adam, diyor ki burası 5 olsa diyor, burası 7 olsa diyor, şimdi topluyor olmadı diyor, 6 olsa diyor, 7 olsa diyor, topluyor olmuyor. O yüzden benim senden ricam, aha, bundan sonra bu özelliği unutma. Tamam. Evet, şimdi bu sayfayı da bitirdik. Hemen şöyle bir uzaktan bir bakış atalım, kuş bakışı. Şöyle, umarım senin de sayfaların sevgili arkadaşlarım bu şekilde dolu doludur. Dolu doludur inşallah. Evet, 13. sorumuzdayız artık. 13. soru için şöyle yaklaşalım ve çözümümüze başlayalım. Diyor ki ABC sıfırdan ve birbirinden de farklı rakamlar olmak üzere her biri 3 basamaklı doğal sayılar olan ABC, CAB, BCA ile ilgili bölünebilme kuralları ile ilgili bazı bilgiler vermiş. A çarpı B çarpı C soruluyor bize. Şimdi arkadaşlar bakın, ben bu ABC sayısının 5'e tam bölündüğünü biliyorum ya. Bu C o zaman ya 5'tir ya 0'dır değil mi? Ama bak ben diyorum ki 0 olamaz. Niye? Çünkü bir sonraki basamakta C ile başlamış 3 basamaklı sayı. 0 olsaydı 3 basamaklı sayı olmazdı değil mi? Şimdi o zaman ne olacakmış hocam? 0 değil 5 olacakmış C. Şimdi C'yi buldum ben. Bunun 5'te bölümünden kalan kuralını artık uyguladım. Onunla bir işim de kalmadı açıkçası. O zaman C5 ise şu sayımız aslında 500 AB'dir. Şu sayımız da B100 50A'dır. Tamam. Güzel. Şimdi 500 küsürlerden bir sayı bulacağız ve 8 ile tam bölünecek. Oo, çok karmaşık. Ama şunu biliyorum. 504 sayısı 8'e bölünür. Ya hocam ama 504'ü de alamayız. Niye? Bunların her biri sıfırdan farklı. O zaman 504'e 8 daha eklerim. 512'yi alırım ama. Değil mi? Kimse kusura bakmasın. Bir 8 daha ekledim. 520, 0 var, olmaz. 528, evet, olur. 528. Bir 8 daha ekledim. 536, evet. Bir 8 daha ekledim. 544. 44 deyince 4'ler aynı oldu. Cık, olmaz, birbirinden farklı demişti. 544'e 8 ekledim. 552. Aha, gene aynısı. 5 5 oldu. Olmaz. Bir 8 daha ekledim. 560. Cık, olmaz. Niye? 0 var. 568 olur ama. 568. Bir 8 daha ekledim. 576 olur. Bir 8 daha ekledim. 584 olur. Bir 8 daha ekledim. 592, o da olur. Tamam, şimdi bak. Bütün sayılarımız bunlarmış. A ile B'nin alabileceği bütün sayılar bunlar. Peki şimdi geldim buraya. B150A. Yani B bu, A bu, 5 de zaten 5. Bütün bunları seçerek buraya yazacağım. Eğer ki, bak, eğer ki 512 ise benim 500AB sayım, yani A1, B2 iken 251 olur burası. Hemen geldim buraya. Kaç olur? 852 olur. Hemen geldim buraya. Bu kaç olur? Tabii ki de 653 olur. Hemen şunu yazıyorum. 856 olur. Hemen şunu yazıyorum. 657 olur. Hemen şunu yazıyorum arkadaşlarım. 458 ve hemen bir de şunu yazalım. Bu da 259 olur. Pekala. Bunlardan BC sayısı 11 ile bölündüğünde kalanı 4 oluyormuş. Yani bu ne demek biliyor musun? 11 ile bölünme kuralını uygulayacağım. Hangisinden 4 kalanı geliyorsa onu işaretleyeceğim. Şimdi 11 ile bölünebilme kuralını da ben size şöyle yapın demiştim. Hatırlıyor musunuz? 1'den 5'i çıkardım. Eksi 4. 2 ekledim. Eksi 2. Eksi 2'ye 11 eklersen, 11 ile bölümünden kalan negatif olamaz. 11 eklersem ne olur? 9 olur. Bu gitti. Biz 4'ü arıyoruz. 2'den 5'i çıkardım. Eksi 3. 8 ekledim, 5. 5 kalanını verdi, gitti. 3'ten 5'i çıkardım, eksi 2. 6 ekledim, 4. O halde cevap buymuş ama biz devam edelim. 6'dan 5'i çıkardım, 1. 8 ekledim, 9. Gitti. 7'den 5'i çıkardım, 2. 6 ekledim, 8. 8'den 5'i çıkardım, 3. 4 ekledim, 7. 9'dan 5'i çıkardım, 4. 2 ekledim, 6. Gitti. O zaman sağlayan buymuş. Yani burada ABC'miz... Daha doğrusu sırasıyla söyleyecek olursak ABC'miz 3, 6, 5'miş. O halde bunların çarpımı sorulmuş. 3 çarpı 6 çarpı 5. Yani 30 kere 3 bana 90'ı verir. Cevabımız da A şıkkında verilmiştir diyeceğiz sevgili gençler. Evet, güzel bir soruydu. Devam edelim 14. sorumuzda. X, Y, Z birbirinden farklı asal sayılarmış. Tamam. X'e bölünebilen tam sayılar kümesi A. Y'ye bölünebilen tam sayılar kümesi B, Z'ye bölünebilen tam sayılar kümesi de C kümesini oluşturuyor. 156, 567, 189 ve 648 sayılarından ikisinin mavi, diğer ikisinin de kırmızı renkli kümenin elemanları olduğu da biliniyor. Buna göre X artı Y artı Z toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi burada bizim yapmamız gereken bu sayıların öncelikle asal çarpanlarını piyasaya sürmemiz gerekiyor. 156 dediğimiz sayı bir kere... 2'nin katı, yani asal sayılardan 2'nin katı, aynı zamanda 4'ün de katı. Hemen 4'e bölerek bir işleme başlayalım isterseniz. Ben bunu 4'e böldüğüm takdirde şöyle diyelim, 4 çarpı 15'in içerisinde 4 3 defa, değil mi? Kalan kaç oluyor? 3 oluyor. 36'nın içerisinde ise 9 defadır. Yani 4 kere 39'muş 156. Bu da 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 13'tür. Şimdi bu 156 sayımızın içerisindeki asal çarpanlar 2, 3 ve 13. 2, 3 ve 13. Tamam. Devam. 567, 189 ve 648 için yapacağım şimdi aynı şeyleri. Tamam mı? Burada şöyle düşündüğüm takdirde şöyle bir bakayım. Şöyle ki sanki şunu hangisini? Neyse bir düşünelim bakalım. Tamam, gördüm, tamam, çok güzel. Şimdi gençler iyi dinleyin beni. 189'a bakalım. Çünkü ikinci en küçük o. 189'a bakalım. 189 dediğimiz sayı da hemen bunu rakamları toplamanın 9'un katı olduğu için 9'a bölünebileceğini biliyorum. 9 kere 21'dir. 21 de zaten 3 kere 7. Burada zaten 3'ün karesi. Demek ki sadece 3 ve 7 çarpanları var bunda. Yani 3'ün küpü çarpı 7'ymiş aslında. Tamam. Bu da bu şekilde bir sayı. Kaç tane asal çarpanı var? 2 tane. 3 ve 7. Şimdi devam edelim. 156'ya baktım. 189'a baktım. Elimde 567 ve 648 kaldı. 567 dediğim sayı 189'un aynı zamanda 3 katıdır. Yani 567'yi de ben o zaman şu şekilde yazabilir miyim? 3 üzeri 4 çarpı 7 üzeri 1. Yani bunun da asal çarpanları 3 ve 7'ymiş aslında. Bunu da hallettik. 648 kaldı elimizde. Şimdi 648 kaldı. 648'e de bakalım. 648 64 ve 8'den kaynaklı direkt 8'e bölünebilir. 8'e böldüğüm takdirde ben bunu ne gelir? 81 gelir. O çok güzel. 8 çarpı 81 de 2'nin küpü çarpı 3 üzeri 4'tür. Şimdi hemen 648'i de şuraya ekleyelim. 648 dediğim sayı da 2'nin küpü çarpı 3 üzeri 4. Şimdi hocam ne demişti? 2 tanesi mavi bölgenin, 2 tanesi kırmızı bölgenin. Şimdi ortak çarpanlara sahip olanlar, yani şu ve tabii ki de şurası, şu sayılar ortak çarpanlara sahip. Bak bir tanesinde, ikisinde de 2 ve 3 var. Diğerinde de 3 ve 7 var. Şimdi 3 o zaman bizim için bir böyle eşik noktası, bir kritik nokta aslına bakarsan 3. Niye? Çünkü bak B kümesinin hem A ile hem C ile kesişimi var. Şimdi 3'e bakıyorsun, 3 alayında ortak çarpan. Demek ki B 3'e bölünebilen tam sayıların kümesiymiş. Yani burada Y 3'müş aslında. Tamam. Şimdi hocam o zaman 3 ve 7 diyor da ben şuna 7 diyeyim. Evet. Şunlarda olan ortak asal çarpanlar hangisi 3 haricinde? 2, başkası değil. Demek ki burası da 2'ymiş. Böylelikle ben x'i 2 buldum, y'yi 3 buldum, z'yi de 7 buldum. Bunların toplamı sorulmuş. Doğru cevabım 12'nin ta kendisi olacaktı gençler. Böylelikle 14'ü de çözdük ve sevgili arkadaşlarım devam ediyoruz. 15. sorumuz da sağ üst tarafta. Şimdi x ve y asal sayılar olmak üzere demiş 15'te. X kare çarpı y a'ymış. X üzeri 4 çarpı y küp de b'ymiş. Buna göre 3 tane öncül var. Bu ifadelerden hangileri bir tam sayıya eşittir diye soruluyor. Şimdi arkadaşım bak. Ekok AB ve EBOB AB lazım bize. İkisini de şurada önce bulalım. Yani öncüllerden gördük bunları. Bunların EBOB'ları, şimdi x ve y asal oldukları için x kare ile x üzeri 4'e baktın. Küçük olan hangisi? X kare. Daha sonrasında buradaki y ve y küpe baktın. Küçük olan hangisi? Y. Yani bizim EBOB'umuz aslına bakarsan a'nın ta kendisiymiş. A. O zaman ekok nedir? Ekok'u da hemen bulalım. Ekok'ta bunların büyük olanını tercih edecektik. O zaman o da b'nin ta kendisi. Bak x üzeri 4 çarpı y küp. Burada da büyük olanları seçiyoruz. Bu da b. Çok güzel. Ekok a virgül b. Şimdi ekok dediğimiz şey neydi? X üzeri 4 çarpı y küp. X üzeri 4 çarpı y'nin küpüydü. Bölü alt kısımda a'nın karesi var. A dediğim şey x kare çarpı y idi. Karesini alırsam x üzeri 4 çarpı y'nin karesi yapar. Burada hocam x üzeri 4'ler gitti. Y küpü y kareye bölersem y gelir. Y bir asaldı. Asal olduğu için de bir tam sayıya eşittir. Yani birinci öncülümüz doğru. Devam. İkinci öncüle bakıyorum. EBOB. EBOB'ları neydi bunların? X kare çarpı y idi. Şimdi o zaman ben buraya yazarım. X kare çarpı y bölü x çarpı y. X çarpı y. Ben burada y'leri götürdüm. X kareyi x'e bölersem burada da x gelir. X de bir asaldı. Asal olduğu için o da bir tam sayıya eşitti. Dolayısıyla ikinci öncülüm de doğru. 3'e bakıyorum. Ekok AB. Ekok neydi hocam? X üzeri 4 çarpı y'nin küpüydü. Bölü b dediğimiz sayı x üzeri 4 çarpı y'nin küpü çarpı x çarpı y olacak. Eşittir. Şurasıyla şurası zaten gidiyor. Geriye 1 bölü x çarpı y kalıyor. 1 bölü x çarpı y de, yani 1 bölü 2 tane asalın çarpımı. Mesela 2 ile 3 dersek 1 bölü 6 olur. Bu nasıl bir tam sayı eşit olsun? O halde 3. öncülümüz patladı. Cevap neymiş? 1, 2. Yani doğru cevabımız B şıkkında verilmiş sevgili gençler. Evet, 15'i de çözdüğümüze göre artık devam edelim. 16. sorumuzda içerisinde diyor bir A doğal sayısı yazılı olan karenin etrafına n tane çember yerleştirilip her birinin içine birer doğal sayı yazılarak elde edilen sembolün değeri çemberler içindeki sayıların çarpımının çember sayısına oranının A fazlasına eşittir. Şimdi ben var ya, yani şu matematik bilgisiyle, şu matematik engin bilgilerimle sınavda olsam, sınavda şu cümleyi okusam, bak bak şu cümleyi okusam vallahi de billahi de hiçbir halt anlamam. Ben sana diyorum ki taktiktir bu. Diğer videolarımda da hep söylüyordum. Arkadaşlar şuradan bir şey anlamayabilirsiniz. Bu normal. Ama ÖSYM hep şunu yapıyor. Bir örnek veriyor. Tamam, bu örneği vermezse olmaz arkadaşlar. Örneği verdiği için örnekte %100 anlayacaksın. Dolayısıyla örneğe kontrol et. Şimdi diyor ki bak. Çemberlerin içindeki sayılar 1, 2, 3, 10. Bunları çarpmış. Çember adedine bölmüş. Kaç tane çember var? 4 tane. 4'e bölmüş. Karenin içerisindeki 5'i de buraya eklemiş ve 20 bulmuş. He, tamam, basit o zaman. Şimdi çemberler içerisindeki sayımız kaçmış? 3, 4 ve 9 ve 3 tane de çemberim var, unutma. Hemen yazalım buraya. 3 çarpı 4 çarpı 9 bölü 3 tane çemberim var. Karenin içinde 9 yazıyor, artı 9 dedim. Bu neye eşitmiş? Hemen geldim buraya. Bak yazıyorum, 2 çarpı 3 çarpı 7 çarpı 5 çarpı x bölü 5 tane çemberim var. Artı karenin içinde 3 yazıyor. Tamam, çok güzel. Şimdi şu 3 ile şu 3'ü sadeleştirdim. 4 kere 9 36. Buna 9 ekledim, 45 geldi. Eşittir diyorum. Şu 5 ile şu 5'i sadeleştirdim. Burada ne oluştu? 42 tane x. 42 tane x artı bir de 3'ümüz var. Bu 3'ü sol tarafa postalarsam eğer 42 eşittir 42x yapar. Böylelikle x'imiz de kaç gelir? 1'in ta kendisi, yani cevabımız A şıkkında verilmiş. Sevgili gençler, x soruluyordu bize çünkü. Umarım gayet iyi ve net anlaşılmıştır. Bak soruya nasıl yaklaşacağını dahi anlattım, tamam mı? Artık bundan sonra bu tarz sorularda şurayı okudun diyelim. Anlamadın, dönüp bir daha başa, yani o öğrenci psikolojisidir, yaparsınız. O sınav psikolojisinde var ya, sınav esnasında okursun, endişelenirsin, dersin ki anlamadım, anlamam gerekiyordu ama bir daha okuyayım dersin. O bir daha okurken gider bak 15-20 saniye daha gider ve emin ol yine anlamazsın yani, tamam. Dolayısıyla burada verilen örnek senin için altın değerinde bir bilgidir. O bilgiyi kullanmaktan çekinme. Şimdi devam edelim, 17. sorumuz. Diyor ki bize x ve y tam sayıları için 3 üzeri 4x artı 2 eksi 3 çarpı 9 üzeri 2x çarp curt falan filan x kere y soruluyor. Hayda, nasıl bulacağız bunu? Şimdi bu bizim ilk sorumuza da biraz benziyor. Beni çok iyi dinle. Hocam bir kere 3 üzeri 4x artı 2'miz var burada değil mi? 3 üzeri 4x artı 2 eksi 3 üzeri 1 çarpı şu 9 dediğim şey 3'ün karesidir. Bunun da 2x'inci kuvveti olduğu için üstlerini çarparım, 3 üzeri 4x gelir. Tamam, eşittir dedim. Şurada ne var? 2 üzeri 2y eksi 5 çarpı 27 dediğim şey de 3'ün küpüdür. 3'ün küpünün x eksi 1. kuvveti alınacaksa eğer 3 ile x eksi 1'i çarparım. Oraya da derim ki 3 üzeri 3x eksi 3'tür derim. Sonra şöyle, hocam ben şurada şurayı doğru yazmış mıyız bu arada? Yazmışız. Ben şu ikisini birleştirirsem, yani çarparsam, üstlerini toplarsam burası 3 üzeri 4x artı 1 yapacaktır. Şimdi hemen üstleri küçük olana odaklanacaksın. Bir 3 üzeri 4x artı 2 var, bir de 3 üzeri 4x artı 1 var. Hangisinin üssü küçük? Sağdakinin. O halde ben bunu 3 üzeri 4x artı 1 parantezine alırım. 3 üzeri 4x artı 1 parantezine alırsam şurada ne kalır? 3 üzeri 1 kalır. Eksi burada ne kalır? 1. Eşittir 2 üzeri 2y eksi 5 çarpı 3 üzeri 3x eksi 3 dedim. Şimdi 3 üzeri 1'den 1'i çıkarırsam burası 2'nin ta kendisi gelecektir. Hatta ben bunu 2 üzeri 1 diye yazarsam aydınlanma yaşarsın. Burası 3 üzeri 4x artı 1 eşittir 2 üzeri 2y eksi 5. Sana ne demiştim? İlk sorumuza benziyor demiştim. Çarpı farklı bir varyasyonda sorulmuş. 3x eksi 3. Şimdi hocam burada şuradaki ikili terimle buradaki ikili terimi birbirine eşitleyebilirim. Eşitlersem eğer 2y eksi 5, yani üssü 1'e eşit olacaktır. İse burada 2y eşittir 6 yapar. İse y eşittir 3 gelir. Y'yi buldum. Daha sonrasında şuradaki 3 üzeri 4x artı 1 ile 3 üzeri 3x eksi 3'ü de birbirine eşitlerim. Yani üstlerini birbirine eşitleyeceğim. Bu da 4x artı 1 eşittir 3x eksi 3'ten. Ne gelir hocam? İse x eşittir eksi 4 gelir. X'i de böylelikle eksi 4 bulmuş olduk. Yani y 3'müş. X de eksi 4'müş. Bunların bana çarpımı sorulmuş. Eksi 4 ile 3'ün çarpımı bana eksi 12'yi verir. Cevabımız da A şıkkı olur deriz gönül rahatlığıyla. Tamam. Devam. 18. örneğimize bakıyoruz şimdi. ABC birbirinden farklı rakamlar olmak üzere. A kere B 7'den küçük, B kere C 15, A kere C 9'dan büyük ifadeleri veriliyor. Buna göre A artı B artı C toplamı en az kaçtır diye sorulmuş. Şimdi A kere B'nin 7'den küçük olduğunu biliyoruz ve bunların farklı birer rakam olduklarını biliyoruz. Bunu unutmayalım lütfen. Burada bize şurada bir eşitsizlik kullanmış, burada bir eşitsizlik kullanmış. Gitmiş şurada eşitlik kullanmış. Yani demek ki buradan yola çık diyor. Buradan yola çık diye bağırıyor soru bize. Oradan yola çıkacağız o zaman. Niye? Çünkü bunların ihtimallerini bulabiliriz. B kere C 15 ise. Şimdi B çarpı C eğer 15 ise rakamların çarpımı oldukları için bu 3 iken bu 5 ya da bu 5 iken bu 3 olabilir sadece. Çok güzel. Şimdi hocam ben eğer B'yi 5 seçecek olursam B 5 ise burada B ile çarpıldığı B'yi 5 seçiyorum, özür dilerim. 5 şurası. B 5 ise A'nın burada 1 veya 0 olmaktan başka şansı yok. Şimdi A 1 olursa, hatta şöyle diyelim, A 0 olursa burası 0 iken 0 ile C'yi çarparsam zaten 0 olur. 9'dan büyük olmaz ama. Tamam. Yani A 0 olamıyor. Gitti elendi. A 1 olabilir. A 1 olursa zaten en büyük rakam 9. Ben C'ye 9'u bile versem şu an, ki veremem çünkü B 5 iken C 3'tü. Veremiyorum. 1 kere 3, 1 kere 3 de 9'dan büyük değil. Demek ki B 5 değil. Yani ilk başta yola çıktığımız kabulümüz yanlış bizim. Bu değil abi. B 3'müş. Tamam. B 3 iken C'de 5'miş. Şimdi A 1 olabilir. A 1 olursa 1 kere 5 9'dan büyük olmaz. Demek ki A 1 değil. A 2 olabilir. 2 kere 3 6'dır ve 7'den küçüktür. Hatta artık sınıra dayanmıştır. Eğer A2 ise 2 kere 5'te 10 yapar. 10 da 9'dan büyüktür. Aha, hepsini bulduk işte. A kaçmış arkadaşlar? 2. B kaçmış arkadaşlar? 3. B 3 iken C'de kaç oluyordu? 5. İşte bunların toplamı en az kaçtır diye sorulmuştu. Zaten olabilen tek ihtimali bulduk. Bunların toplamı 10'dur. Yani cevabımız da D seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz gençler. Evet, böylelikle arkadaşlarım 19. sorumuza geçeceğiz. 19. soruda diyor ki bize M, N ve K. Bunlar asal. Tamam. Bak, çıkmış bir sorunun bir tık daha zorlaştırılmış hali. 5MK artı 4N artı 10K eşittir 160 eşitliği veriliyor. M eksi N artı K toplamı kaçtır diye sorulmuş. Güzel. Şimdi bunların toplamı 160 edecekmiş, tamam mı? Diyorum ki hocam burada 10K dediğimiz sayı mevcut değil mi? 10K dediğimiz sayı mevcut. Burada da 5MK var. Ben burada K parantezini alsam bunu. 5M artı ne gelir hocam? 10 gelir. 5M artı 10. Artı bir de dışarıda 4N'miz kalmıştı, eşittir 160. Güzel, K parantezini aldık ya. Şimdi hatta ve hatta şurada bir de 5'lerde ortak ya. Onun içinde de 5 var değil mi? Biz burayı 5K parantezine alalım. Hocam burası tamam M olur. Burası da 2 olur. Ve eşittir artı diyorum 4N eşittir 160. Tamam, güzel. Şu kısmın kesinlikle 5'in katı olduğunu biliyorum. 5'in katlarının da sonunun, bak 5'in katlarının son basamağının ya 0 ya da 5 olacağını da biliyorum. Ya 0'dır ya 5'tir. Tamam. Eğer bunun sonu 5 olan bir sayıysa üzerine sonu 5 olan bir sayı eklemem lazım ki 160 gelsin. Sonu 0 olan bir sayı gelsin. Şimdi 4'ün katlarını düşünüyorsun. Sonu 5 olan bir şey bulabilir misin? Hayır, çünkü 4'ün katları hep nedir? Sonu 4'ün katları çifttir. 5 olamaz. Sonu tek olamaz. O halde bunun sonu 5 falan değilmiş. Bunun sonu arkadaşlarım neymiş? 0'mış. Bunun son basamağı, yani birler basamağı 0 arkadaşlar. Bunun birler basamağı sıfırsa bunun da birler basamağı sıfırdır. MNK asaldı hocam. Evet, o zaman N'yi 5 seçmekten başka bir çaremiz var mı? Yok. Güzel. Güzel. Şimdi N'yi bulduk. N kesinlikle 5. Geldim buraya. Bunun sonunun 0 olmasını istiyoruz. Şimdi o zaman ya şurada bir 10 çarpanı vardır. Tamam, ya burada bir 10 çarpanı vardır. Ama 10 çarpanın olması için M'nin çift olması lazım. M çift olacaksa M asaldı. Sadece 2 olabilir. 2 artı 2'den de 4 gelir burası. Yani olmuyor. O halde o zaman buradaki 5K dediğim şey de K2 olmalı ki 2 kere 5'ten 10 gelsin. Burası 10'un katı olsun sonu 0 olması için. Tamam. burası ne olsun? K2 olsun. Şimdi K'yı da 2 bulduk. K2 ise bunlar 160 yapacak ya. 4 kere 5 kaç yapar? 20. 160'ın yanına attım, 140 kaldı. Eşittir. 5 kere 2 10 yaptı. Çarpı M artı 2 eşittir 140. Şuranın kaç olması lazım şimdi? Tabii ki de 14 olması lazım değil mi? 10 kere 14 140 yapar ama M burada 12 gelmesi gerekiyor. Bu asal değil. O zaman gençler bizim burada yapmamız gereken şey bambaşka. Ben N'yi burada 5 buldum. Tamam, okey. Demek ki ondan sonrasını değiştireceğiz. Bak, burada kabullerimiz bizim yanlış oldu. K'yı 2 seçmiştik, yanlış oldu. Demek ki bizim burada artık kabulümüzü değiştirmemiz gerekiyordu. Şurayı sildim. Diyorum ki hocam bu, eğer şurası 4 kere 5'ten 20, şuranın kaç gelmesi lazım? 140 gelmesi gerekiyor. Şimdi o zaman her iki tarafı 5'e bölersem, yani 5 çarpı K çarpı M artı 2 demiştim ya ben burada, eşittir 140 olacaktı hani. Her iki tarafı 5'e bölersem K çarpı M artı 2 gelir. K çarpı M artı 2 de 140'ı 5'e böldüğüm takdirde 28 olacaktır. Tamam. Şimdi ben burada buraya 2 seçmiştim ya, olmadı. O zaman 28'in asal çarpanlarından 7 var. K'yı 7 seçelim. Şuranın da ne gelmesi lazım o zaman? 4. 4 kere 7 28 yapar mı? Yapar. Demek ki M kaç olacakmış? 2. Yani ben burada K'yı 2 seçmiştim, olmamıştı. Şu kabulümüzü silmiştik ve demiştik ki artık K 7 olsun. Buna karşılık da M 2 geliyor. Şu an hepsi asal mı? Asal. O zaman güzel. M'yi 2 buldum. N'yi 5 buldum. K'yı da kaç bulmuştum? 7. Şurası 2 yapar. 2 daha kaç yapar? 4. Demek ki cevabımız 5 seçeneği olacaktı sevgili arkadaşlarım. Tamam. Yani sınav esnasında çözerken de bu şekilde davranacaksın. Tek seferde bulursan amenna. Yani bunun zaten MNK asal M eksi N artı K diyor ya. Demek ki bir tane M, N ve K var. Sen direkt ikinci yaptığımızdan K'yı 7 bulup M'yi 2 bulup N'yi de 5 dediysen zaten sıkıntı yok. Yapıştır gitsin cevabı. Tek seferde karşına çıktı. Ama az önce benim çözerken ki kabulümden düştüğüm hatayı sınavda sen de yapabilirsin. Sonuçta belli bir şeyi kabul ederek çözüme ulaşmaya çalışıyorsun. Tamam, güzel, o zaman hemen değiştireceksin abi. Hemen değiştireceksin. Tamam. Değiştirmezsen olmaz. Devam. 20. soru. A ve B gerçel sayılar. A kere B'nin 4. kuvveti küçüktür A kere B. Bu da küçüktür A üzeri 4 çarpı B eşitsizliği veriliyor. Buna göre 3 tane öncül var. Hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş bize. Şimdi ben şurada bir şey görüyorum abi. Şu A kere B'nin 4. kuvveti var ya, ben orada bir şey görüyorum. A kere B'nin 4. kuvveti zaten pozitif bir sayı. 4. kuvveti olduğu için pozitif bir sayı ama ondan önce bu A kere B'nin 4. kuvvetini ben A üzeri 4 çarpı B üzeri 4 biçiminde yazarım. Ve bu bundan da küçüktür. A üzeri 4 çarpı B'den küçüktür. A üzeri 4 dediğim sayı pozitif bir sayı olduğundan, sonuçta 0 olamaz. 0 olsaydı bu da 0, bu da 0 olurdu. 0 0'dan küçük olmaz. Demek ki A üzeri 4 kesinlikle pozitif. 4. kuvveti çift kuvvet olduğu için. A üzeri 4'leri burada götürürsem B üzeri 4'ün B'den daha küçük olması gerektiğini anlarım. Şimdi B üzeri 4 B'den küçükse B üzeri 4 zaten pozitif bir sayı olacak. Pozitif bir sayı, yani B'nin negatif olmasının durumunu engelliyor bu. Çünkü B negatif olsaydı bu taraf pozitif, pozitif negatiften daha küçük olurdu. O halde demek ki B kesinlikle pozitif ve 4. kuvveti, eğer normalde hani standart düşünelim, bir sayının 4. kuvvetini alırsam o sayıdan büyük olur ama küçük olmuş. Nerededir bu sayı? İşte basit kesirdir. Mesela 1 bölü 2 gibi. 1 bölü 2'nin ben 4. kuvvetini alırsam bu 1 bölü 2'den daha küçük olacaktır. Demek ki bizim B sayımız 0 ile 1 arasında, o kesin. Hemen yazdım. 0 küçüktür B, o da küçüktür 1. Hatta bir şeyi hemen gördüm burada ben. B 1'den küçüktür diyor, bak. Bak, B 1'den küçüktür diyor. Demek ki benim ilk öncülüm de doğru. Hayırlı uğurlu olsun. Bu güzel. Şimdi B'nin 0 ile 1 arasında olması gerektiğini biz biliyoruz artık. Ortadakini de hiç kullanmadık dikkat ettiysen. Hemen ortadakine yönelelim biz. A çarpı B. Tamam, A çarpı B. Küçüktür A üzeri 4 çarpı B üzeri 1. Şimdi bu sefer de her iki tarafta B var fark ettiysen ve B'nin ben pozitif olması gerektiğini bildiğim için rahat davranıp bunları sadeleştirebilirim. Ve A küçüktür A üzeri 4 diyor. Şimdi bir sayının 4. kuvveti kendisinden daha büyükmüş. Bunu biliyoruz artık. Ama A'nın pozitif mi negatif mi olup olmadığını bilmiyoruz. Ama şöyle bir durum var. Şurası zaten pozitifti, değil mi? 4. kuvveti olduğu için pozitif. B zaten pozitifti. Demek ki A'nın da pozitif olması gerekiyor ki pozitif bir sayı ancak pozitif bir sayıdan pozitif bir sayıdan büyük olan sayı pozitiftir. Demek ki A da pozitif. Şimdi 4. kuvveti kendisinden büyükse bu 0 ile 1 arasında değil bu sefer. Nerededir arkadaşlarım? Tabii ki de 1'den büyüktür. A sayısı 1'den büyükmüş. Buraya bakıyorsun, A 1'den büyüktür diyor. Demek ki benim ikinci öncülüm de doğru. A kere B 1'den daha büyüktür demiş. Bakalım. Şimdi mesela A'yı ben gittim abi, tamam mı? 3/2 seçtim. 3/2. Sonuç olarak A sayısı 1'den büyük mü? Büyük. Şimdi gittim B sayısını da 1/4 seçtim. Tamam. Bu da 0 ile 1 arasında mı? Evet. Yani şu ana kadar bulduklarımızın dışında herhangi bir hatamız yok. Herhangi bir şey katmadık soruya. Bununla bunu çarpalım şimdi. Çarparsam ne gelir? 3/8 mi gelir? 3/8 1'den büyük mü? Tabii ki de hayır. Ama burada ne demiş? A kere B 1'den büyüktür demiş. Kesinlikle doğrudur diye soruluyordu. Burada size uyarım şu. Eğer bir sorunun içerisinde kesinlikle doğrudur diyorsa, her zaman doğrudur veya her zaman yanlıştır veya daima gibi bir ifade varsa, bu tarz soruların çözümlerinde daima aksine örnek verme yöntemini kullanacaksınız. Eğer sorunun size söylediğinin dışında siz aksi bir örnek bulabiliyorsanız direkt o şıkkı eleyebilirsiniz, öncülü eleyebilirsiniz. Zaten bu bunun için var. Yani kesinlikle kelimesi bunun için var. 3. öncül patladı. Cevabımız neymiş? C şıkkı olacakmış diyeceğiz sevgili gençler. Şöyle sayfamıza uzaktan bir bakalım arkadaşlar. Gayet güzel, şık, tamam. Umarım senin de sayfaların bu şekildedir diyelim ve devam edelim 21. sorumuzla. Çok ama çok tarz bir soru, çok beğendiğim bir soru. Lütfen dikkatli dinle. A, B, C pozitif tam sayıları için aşağıdaki tabloda A kere B ve A kere C sayılarını tam bölen sayılar için tik, tam bölmeyen sayılar için çarpı işareti kullanılmış. Buna göre 3 tane öncül var, hangileri kesinlikle doğrudur diye soruluyor. Bak, kesinlik var yine. Tamam, dikkat et. Şimdi A kere B'nin içerisinde 2 ve 7 çarpanı varken 3 çarpanı yokmuş. A kere C'nin içerisinde 3 çarpanı var ama 2 ve 7 çarpanı yokmuş. Şimdi ben garanti olarak şunu söylerim abi. A'nın içerisinde, A sayısının içerisinde 2 çarpanı yok, 7 çarpanı yok, 3 çarpanı yok. Niye yok? Hocam, A kere B'nin içerisinde 2 ve 7 çarpanı varken eğer bu 2 ve 7 eğer A'nın çarpanları olmuş olsaydı buradaki de A olduğu için 2 ve 7'ye tam bölünürdü bizim A kere C sayımız. Ama ne 2'ye bölünebiliyor ne 7'ye bölünebiliyor. Yani böyle bir çarpanı yok. Demek ki A'nın içerisinde 2 ve 7 çarpanı yok. O zaman o 2 ve 7 çarpanı nerededir? Tabii ki de B'nin içerisindedir. Ve daha sonrasında A'nın içerisinde eğer 3 çarpanı da yoksa o 3 çarpanı nerededir? Tabii ki de C'nin içerisindedir. Tamam. Bak, olay bu kadar basit. Şimdi A hakkında bir şey biliyoruz mu? Bilmiyoruz. A hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. B kere C sayısı 6'nın tam katıdır. Şimdi B'nin içerisinde 2 çarpanıyla C'nin içerisindeki 3 çarpanını çarparsam, B ile C'yi çarpıyorum ya, bu sayı otomatikman 6'nın katı olur mu? Olur. Birinci öncül doğru. Geldim buraya. B ile C'yi toplayıp A ile çarparsam 12'nin tam katı olur. Böyle bir şey. Şimdi ben A hakkında bir yorum yapamadığımı söylemiştim. İçerisinde 2 çarpanı yok, 3 çarpanı yok, 7 çarpanı yok. Sadece bu yorum yapabiliyorum ben. B artı C. Şimdi örnek veriyorum, 2 ve 7'nin katı olan sayı 14'ün bir katıdır. Buradaki C de 3'ün katıymış. O da 3'ün katı. Ben bunları toplarsam 14'ün katı olan bir sayıyla 3'ün katı olan bir sayıyı topladığım takdirde neyin katı olabileceğini nereden bilebilirim? Bilemem. Bulamam. Öyle bir şey olamaz arkadaşlar. Dolayısıyla ben şunu söyleyemem. Ben bir de gidip şurada yorum yapamadığım bir sayıyla şuradaki yorum yapamadığım sayıyı çarparsam eğer 12'nin tam katı olur diyemem. Tamam. Ha, belki B ile C'yi topladığım zaman gerçekten 12'nin katı olan bir sayı gelmiş olabilir ama bana kesinlikle diyor. Kesinlikle diyor. Dolayısıyla böyle bir yorum yapamayız. Gitti. A çarpı B çarpı C 6'ya bölünür mü? Şimdi B çarpı C hakkında yorum yapabiliyorduk ya, bak burada da gördük. B çarpı C 6'nın bir tam katı olduğu için 6'ya bölünür. Şimdi B sayısının içerisinde 2 ve 7 çarpan olduğu için 14'ün katıdır zaten. O zaman A çarpı B artı C de B'den kaynaklı 14'ün katıdır. 21'e bölünür demiş. Buradaki 3 ve buradaki 7'yi kullanarak B çarpı C'nin 21'in katı olduğunu bildiğim için A çarpı B çarpı C'nin de 21'in katı olduğunu hesaplayabilirim. Dolayısıyla bu öncülüm de doğru benim. Doğru cevap 1 ve 3 olacaktı diyeceğiz gönül rahatlığıyla. Evet, devam. Vallahi gayet açıklayıcı, gayet detaylı anlatmaya gayret gösteriyorum arkadaşlar. Videonun süresi hiç önemli değil. Zaten çoğunuz 1.5x'de 2x'de izliyorsunuz. Videonun süresi hiç önemli değil. Önemli olan aldığınız verim. Tamam. Verim alıyorsanız sürenin hiçbir aramızda şeyi yok. Problemi yok. Sıkıntısı yok. Ağaç A, B ve C kümeleriyle ilgili. B kesişim C 5 elemanlıymış. Yani hem B'nin hem de C'nin içerisinde bulunan aynı elemanların sayısı 5. B kartezyen çarpım C'nin eleman sayısı 80'miş. Bu ne demek oluyor? B kümesinin eleman sayısıyla C kümesinin eleman sayısının çarpımı 80. B kümesinin eleman sayısıyla A kümesinin eleman sayısının çarpımı da 72'ymiş. Buna göre A kartezyen çarpım C kümesinin eleman sayısı, yani S A kartezyen çarpım B soruluyor bize. Şimdi ben burada ne düşünebilirim? B'nin ve C'nin, hem B kümesi hem de C kümesi, ayrı ayrı ikisinin de bir kere kesinlikle en az 5 tane elemanı vardır. Bak, en az 5 tane elemanı vardır. Sebep? Çünkü kesişimlerinin içinde 5 tane eleman var. Yani bunu şu şekilde düşün. Şu B kümesi, şu da C kümesi olsun. Tamam mı? Şu B kümesi, şu da C kümesi olsun. Burada zaten 5 eleman olduğu için B kümesine bakıyorsun. B kümesi aha burasıydı bak. B kümesi sevgili arkadaşlarım, aha da şurası bak. Sarının içinde kalmıyor mu bu 5 eleman? Evet. C kümesine bakıyorsun, bu da burası. O da mavinin içinde kalmıyor mu? Kalıyor. Demek ki o zaman hem B'nin hem de C'nin en az 5 tane elemanı var. Mesela şuradaki kaç tane eleman var bilmiyoruz. Ama bulunabilir mi? Bulunabilir. Şimdi B'nin en az 5 tane elemanı vardı ya. B'nin eleman sayısıyla C'nin eleman sayısının çarpımında 80 olduğunu biliyorum ben. Şimdi o 80 sayısını çarpım olarak nasıl elde edebiliriz? Yani SB ile SC'nin çarpımının ben aslında 80 olduğunu biliyorum. Bunları nasıl elde edebiliriz? Şu şekilde yapılabilir bak. 80'in 5'ten büyük çarpanlarını düşünelim. 80'in 5'ten büyük çarpanı. Mesela 8 gibi veya 10 gibi. Veya 10'a 8 gibi. Tamam mı? Aynı şekilde C'nin de en az 5 tane elemanı olduğu için buraya başka bir şey yazamıyorum ben zaten. Şimdi SB çarpı SA'da 72'ymiş. Şurası ne demiştik? En az 5 olacak zaten. Şimdi 72'nin çarpanlarını düşündüğümüz takdirde de SB 8 veya 10 olabiliyordu ya. Burası 10 olsa SA'nın 7,2 olması lazım. Böyle bir şey mümkün mü? Değil tabii ki. O halde gençler kesinlikle SB kaçmış? 8. Yani burada 3 tane eleman varmış. Tamam, bak bunu bulduk. SB 8 ise SC'de 10'muş. Demek ki burada da 5 tane eleman varmış. Şimdi C kümesi kaç elemanlı? Hocam C kümesi şurasıydı. 10 eleman var. Çok güzel. Burası 10 elemanlı. A kümesi kaç elemanlı? Şimdi bu 8 ya. Demek ki A kümesi de 9 elemanlı ki. 72 gelmiş burası da. Demek ki A kümesi de 9 elemanlı. 9 kere 10 sorulmuş bize. Doğru cevap D şıkkı olacaktı sevgili arkadaşlarım. Evet, artık 22. sorumuzu, ki bu sayfayı da bitirdik. Burayı da sevgili arkadaşlarım bitirdik. Sağ üst taraftayız artık. 23'te. 23. sorumuzda diyor ki X, Y ve Z birbirinden farklı asal sayıları için 3 tane önerme var. P'nin değili veya Q'nun değilinin tamamının değili ise R ancak ve ancak P önermesi yanlışmış. Şimdi hemen ben şunu şuradan bir kurtarayım. Bir önceki önerme sorumuzdan, yani sembolik mantık sorumuzdan biraz daha zor olan bir soru tabii. Şimdi bu neymiş arkadaşlar? Yanlış. Bak burada vermiş bize. X, Y, Z 3 basamaklı sayısının alabileceği değerlerin toplamı sorulmuş. Hemen bakalım. Demek ki şurada X, Y ve Z hakkında bazı bilgiler verecek bize. Önce biz bunun yanlış olduğunu bir gösterelim. Şimdi ise bağlacının sonucu 0'sa demek ki şurası 1 olacak. Burası 0 olacak. Bu garanti. Tamam. Sonra geldim şuraya. Yorum yapacağım. Bunun değili 1'miş. Değili 1 ise demek ki içerisi 0. Şurası 0 olacak. P'nin değili veya Q'nun değili sevgili arkadaşım eğer 0'sa veya bağlacının sonucu 0 olacaksa her ikisi de 0 olmalı. Yani P'nin değili 0'mış, Q'nun değili de 0'mış. P'nin değili 0'sa P 1'dir. Q'nun değili 0'sa Q da 1'dir. Şimdi ben P'nin 1 olması gerektiğini öğrendim. bir ancak ve ancak R'nin 0 olması gerekiyor. Ancak ve ancak bağlacında her ikisi de 1 ise veya her ikisi de 0 ise sonuç 1 oluyordu. Bunlardan biri 1 iken diğeri 0 olursa o zaman cevap 0'a eşit oluyordu. Demek ki R kaçmış? R de 0'mış. Güzel. Şimdi gel öncüllere, yani önermelere bakalım. Yorumumuzu yapıp x, y, z sayılarını bulalım. Diyor ki P önermesi doğru bir önermeydi. X artı y tektir diyor. Tamam. Bunların tek olması için biri tekken ötekinin çift olması gerekiyor. Değil mi? Çünkü ikisi de çiftse toplamları çift olur. İkisi de tekse toplamları çift olur. Z eksi y farkı çifttir diyor. Şimdi z eksi y çift, bu doğru. Bir de x artı y, bu neydi? Bu da tekti. Bu da doğru. Şimdi o zaman ben x, y ve z için bazı durumlar ele alabilirim. Yanlış olan önermemiz de bu. Z eksi x farkı 5'e eşittir diyor. Bu yanlışmış. Demek ki z'den x'i çıkarınca 5 bulmayacağız. Tamam. Şimdi x, y, z'lerimize bir bakalım. Diyor ki x, y, z için x ile y'yi toplarsam tek oluyordu. Tabii bir de bunlar asal sayılar. Bunu da unutmayalım lütfen. X ile y'nin toplamı tekti. Tekse bunlardan biri çift, biri tektir demiştim. Unutma. Şimdi varsayalım ki y çift olan tek asal sayı 2 olduğu için y 2 olursa o zaman şurası da 2'dir. Şurası da 2'dir. Şimdi bunun çift olabilmesi için z'den 2'yi çıkarınca çift kalıyorsa z'nin de çift olması lazım. Ama birbirinden farklı asallar diyordu ve benim sadece bir tane çift asalım var, o da 2. Demek ki z 2 olamaz. O zaman y 2 değil. Şimdi y 2 değilse x 2'dir o zaman. Şu 2'dir hocam. Burası 2. Şimdi birbirinden farklı asallardır. Lütfen unutma bunu. Lütfen unutma. X, y, z 3 basamaklı sayısı da diyorsa bir zahmet hocam. X de y de z de rakamdır. Yani ben bu x, y, z'yi 2, 3, 5 ve 7 arasından seçecekmişim. Ve unutma z eksi x farkı da 5'e eşit olmayacak. Şimdi x 2'ymiş o kesin. Z 7 olamaz diyoruz. Tamam, z 7 olamaz. O zaman z'nin alabileceği değerler ya 3'tür ya da 5'tir. Bu 2 iken bu 3, bu 2 iken bu 5. Peki y ne olabilir? X 2 iken y'nin tek bir asal sayı olması gerekiyor. Birbirinden farklıydı. Burası 2, burası 3 ise y o zaman ya 5 olabilir ya da 7 olabilir. Burası 2, burası 5 ise o zaman bu ya 3 olabilir ya da 7 olabilir. Şimdi x, y, z 3 basamaklı sayıları neler olabilir? Bak 253 olabilir. 273 olabilir. Geldim buraya. 235 olabilir. 235 ve 275 olabilir. İşte x, y, z 3 basamaklı sayılarının alabileceği değerler bunlar gençler. Bunların toplamı sorulmuş. Hadi bir de toplayalım bunları. 3, 3 daha 6. Şurası da 10 yapar. 16'nın 6'sı elde var. 1. 5, 7, 12. 15, 7 daha 22, bir de elde vardı 23, değil mi? Elde var 2. Şurası hocam 8 yaptı, elde de 2 vardı 10. Demek ki 1036 bize cevabı verecekmiş. 1036 da C şıkkında mevcut. Dolayısıyla cevabımıza C'dir diyeceğiz. Şimdi bak, hep en başından beri söylüyorum ya, kazanımı yüksek sorular. Sembolik mantık desem var, değil mi? Teklik, çiftlik, temel kavramlar var. Asal sayı var, değil mi? Başka neler var? Yazılabilecek sayı kombinasyonlarını bulmak var. Yani bir sorunun içerisinde ne kadar çok kazanım sığdırılabilirse o kadar sığdırdım. Yani belki biraz daha olurdu ama fazlası da sıkardı zaten seni. Eğlenceli olmazdı. Bundan keyif alamazdın. Yani kitabı çözerken illallah eder bırakırdım bir kenarda ama çözülemeyecek derecede zor değil. Seni sıkmayacak kadar kazanımı var. Bizim için önemli olan bu kardeşim. Tamam. Geçtim 24'e. 24. soru için de A, B, C neymiş? Rakam. Rakammış bunlar. 3 üzeri A'dan 2 üzeri B çıkınca 7 üzeri C kalıyormuş. Buna göre en küçük 2 A, B, C sayısının toplamı kaçtır diye soruluyor. Bunlar rakamdı, unutmayalım. En küçük 2 A, B, C sayısı soruluyor. Demek ki burada A'yı olabildiğince küçük seçerek işe başlayacağız. Burada 3 üzeri A'dan 2 üzeri B çıktığı takdirde 7 üzeri C'yi bulacağız ya. Bak rakam olduğunu unutma bunların lütfen. A'nın sıfırdan farklı olması da şart bu arada. Ben şimdi burada A'yı 1 seçersem 3 üzeri 1 olur. 3 üzeri 1'den 2 üzeri b'yi çıkardığım takdirde 7 üzeri c kalacakmış ya. Bunu şu şekilde halledebilirim. B'yi 1 seçersem, c'yi de 0 seçersem 3 üzeri 1 3'tür. 2 üzeri 1 2'dir. 7 üzeri 0 1'dir. 3'ten 2 çıkarsa 1 kalır. Bak bir tane buldum. O zaman ABC 3 basamaklı sayısı benim için ne olabilirmiş? A1 iken B1, C0 oluyormuş. Yani 110 olabilir. Tamam, bu cepte. Başka. Şimdi ben burayı 1 seçtim ya. 1 seçtiğim zaman zaten bir tane ihtimal var. Şimdi 2 seçeyim. Çünkü A'yı küçük seçmem gerekiyor ki en küçük ABC sayılarını bulalım. Burası 2 olursa 3 üzeri 2 eksi 2 üzeri B eşittir 7 üzeri C yapacağım ya şimdi bak. Ben burayı bu sefer 1 seçeyim. Burayı da 1 seçeyim. Böylelikle 3'ün karesi 9, 2 üzeri 1 2, 7 üzeri 1 7. 9'dan 2 çıktı, 7 kaldı. O zaman ikincisini de bulduk. Yani 211'miş arkadaşlar. İşte bunların toplamı sorulmuş. Ben bunları toplarsam eğer 1, 2, 3'ten 321 bana cevabı verir. Doğru cevabımız da D seçeneği olur dedik. Rakamlı olunca biraz daha basit oluyor, özgür oluyoruz. Ama asal sayılı olunca tabii o da kolay ama dediğim gibi asal sayı olunca birazcık daha uğraşmak zorunda kalıyoruz. Sayfamıza uzaktan bakalım ve sevgili arkadaşlarım yolumuza devam edelim. Umarım senin de sayfaların bu şekilde dolu dolu oluyordur. Vallahi güzel ilerliyoruz ha. Ben sıkılmadım şu an videoda, yani videoyu çekerken. Umarım sen de sıkılmıyorsundur. Sıkıldıysan şöyle bir 5 dakika elini yüzünü yıkama molası verebilirsin. 25. sorudayız, yaklaşık 1,5 saate yakın bir zaman dilimi olmuş. Bir elini yüzünü yıkayıp gelebilirsin. 5-10 dakika biraz dinlenebilirsin, sıkıntı yok. Ama lütfen bu videoyu tamamla, bugünü karlı kapat. 25. X, Y, Z ve T ardışık çift sayılar. X, Y'den, Y, Z'den, Z de T'den büyükmüş. T artı X sıfırdan büyükken Z artı T sıfırdan küçükmüş. Yani nereden çıktı bu? X artı Y artı Z artı T toplamı soruluyor. Şimdi bunlar büyükten küçüğe doğru sıralanmış. Biz bunları sayı doğrusu üzerinde küçükten büyüğe doğru gösterelim. T en küçükmüş arkadaşlar. Sonra Z varmış. Sonra Y varmış ve en büyük X'miş. Tamam. Şimdi bunlar ardışık çift sayılar. Lütfen unutmayalım. Toplamları da hem sıfırdan büyük olabiliyor hem bazılarının toplamı da sıfırdan küçük olabiliyormuş. Şimdi T ile X'in toplamı sıfırdan büyük. Z ile T'nin toplamı sıfırdan küçükmüş. Şimdi o zaman ben şöyle desem mesela demek ki bunlar sıfır civarındaki sayılar. Yani bu yorumu yapmam gerekiyor. Niye? Çünkü bazılarının toplamı sıfırdan küçük, bazılarının toplamı sıfırdan büyük ya. Demek ki bunlar sıfır civarındaki sayılar ve sıfır civarında oldukları için de ve ardışık çift olduklarından bunlardan birisi kesinlikle ama kesinlikle sıfır. Z'yi sıfır seçersem eğer bu eksi 2 olacaktır. Burası 2 ve burası 4 olacaktır. Böylelikle Z ile T'nin toplamı yani şu ikisinin toplamı negatifken X ile T'nin toplamı yani eksi 2 ile 4'ün toplamı da pozitif olacaktır. Başka hiçbir alternatif üretemem buna ben. Yani şunu bir küçültün desem burası eksi 4 olur. Toplamları negatif olur, pozitif olsun istiyordu. Bunu bir büyüteyim desem bu sefer bu eksi 2 değil 0 olmak zorunda kalır. Olmaz. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım tek ihtimal buymuş. Bunların toplamı sorulmuş. Eksi 2, 2 daha 0, 0 daha zaten 0. Demek ki cevap neymiş? X'in ta kendisi. Yani cevap 4'ün ta kendisiymiş gençler. Doğru cevap D dedik ve yolumuza devam ediyoruz 26. sorumuzda. 26. soruda diyor ki X doğal sayısı için 2 asal sayının çarpımına eşittir diyor X. 33x ve 36x sayılarının sırasıyla 3 ve 4 tane asal çarpanı vardır. Şimdi x sayısı p ile q asallarının çarpımına eşit olsun diye başlayalım. Tamam. P de asal, q da asal sayı olsun. Ve bizim x sayımız p kere q'ymuş. Güzel. 33x dediğimiz sayı, 33 çarpı x dediğimiz sayı. İçerisinde 33'ün 3 ve 11 asalları var, asal çarpanları var. Çarpı tabi bir de x p ile q'nun çarpımına eşit olduğu için p çarpı q diyeceğim. Bu 33x. Bir de 36x'e bakalım. 36 çarpı x'te de 36 biliyorsun 2'nin karesi çarpı 3'ün karesidir. Çarpı p çarpı q dedim. Daha sonrasında diyor ki bak bunun 3 tane soldakinin sağdakinin 4 tane. Şimdi bunun 3 taneymiş. Bunun 4 tane asal çarpanı varmış. birbirinden farklı. Şimdi hocam bunun 3 tane varsa 3 ve 11'i zaten biliyorum. Demek ki P ve Q'dan bir tanesi kesinlikle 3 veya 11. Şimdi geldim buraya. P ile Q ile beraber 2, 3, P ve Q. Toplam 4 tane asal çarpanı varsa demek ki P ve Q'dan hiçbiri 2 ve 3'e eşit değilmiş. Şimdi P ile Q, bak anahtar kelime burada şu. Bunun da 3 asalı var, bunun da 3 asalı var. P ile Q'nun hiçbiri 3'e eşit değilse o zaman P ile Q hiçbiri burada da 3'e eşit değildir. Yani P ve Q'dan bir tanesi mutlak surette 11'miş arkadaşlar. Örnek veriyorum, bunu 11 seçtim. Sağ tarafta 7 çarpanı olmadığı için rahat davranabilirim artık. Buna da 7 dedim. Tamam mı? Yani kafadan sallıyorum şu an. 7 değil de 5 de olabilirdi. Tamam. Ama burası 3 ve 11'den farklı bir asal. Aynı zamanda 2'den de farklı bir asal. Yani P ve Q bir tanesi 2, 3 ve 11'den farklı bir asal olacak. Ama P'nin veya Q'nun en az bir tanesinin, kesinlikle bir tanesinin 11 olması gerektiğini öğrendim. 22x sayısının en küçük değerinin rakamları toplamı. Şimdi 22 çarpı x dediğim şey P ile Q'ydu. Ben P'nin 11 olması gerektiğini ya da Q'nun 11 olması gerektiğini zaten öğrendim. Çarpı Q'da ne 3'e eşit olacak, ne 2'ye eşit olacak, ne de 11'e eşit olacak. En küçük değeri demiş. 2, 3 ve 11'den farklı olup da en küçük asalı seçsem daha mantıklı olmaz mı? Olur. Demek ki o zaman ben Q'yu 5 seçeceğim kardeşim. Tamam, bu kadar. Şimdi o zaman 22'yi ben 2 çarpı 11 yazarım. P 11'miş, Q da 5'miş. Bunları çarpacağız, rakamları toplamını bulacağız. Şimdi ben 11 kere 11'in 121 olduğunu biliyorum ya. 2 kere 5 de 10 olduğu için 10 kere 121, sonuna bir tane 0 eklerim. Bunun rakamları toplamı sorulmuş. Rakamları toplamı tabii ki de 4'tür. O halde cevabımız da B şıkkıdır diyeceğiz gençler. 26'yı da çözdüğümüze göre artık sevgili arkadaşlarım devam edebiliriz. 27. sorumuza sağ üst tarafta. A, B ve C kümeleriyle ilgili SA, SB, SC. Yani bunların her birinin eleman sayıları aynı ve 4'müş. A birleşim B'nin 5 elemanı varmış. A birleşim B'nin 5 tane elemanı nasıl olur? Nasıl olur, nasıl olmaz? Hemen şöyle gösterelim. Örnek veriyorum. A burası, B burası ya. Bunların her birinin 4'er elemanı varken birleşimlerinin 5 elemanı varsa, mesela A kümesinin şurada, yani B kümesinin içerisinde olmayan bir tane elemanı varsa, şurada bunun 3 tane elemanı varsa, burada da bunun bir tane elemanı kalacak zaten. Bak gördün mü? A birleşim B. Yani buranın tamamının 5 elemanı olmuş oldu. Tamam. Bu yani olay. Anlatmaya çalıştığımız şey bu. Şimdi aynı şekilde düşünürsek A birleşim C'nin de 6 elemanı varmış. Şimdi o zaman şunları ben bir sileyim şuradan. Şöyle yapalım. C'yi de şöyle yapalım. Şu şekilde seçelim. Şimdi bak iyi dinle beni. Şurada 3 tane eleman vardı. Bir tanesi şu olsun. Diğer ikisi şu olsun. Bir tane de buradaydı. Bak A'nın 4 tane elemanı var. B'nin 4 tane elemanı var. A birleşim C'nin 6 tane elemanı vardı değil mi? Şimdi A birleşim C. İkisi şurada zaten. İkisi şu. İkisi de şu. Bana 2 tane daha lazım. O ikisi de şurada olursa. Böylelikle sevgili arkadaşlarım A birleşim B'nin de 6 tane eleman olur. Gördüğün üzere. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam. Şimdi A kesişim B. Hocam C şurasıydı, unutmayalım. A kesişim B'nin kaç elemanı vardı? Hocam 3 tane elemanı vardı şurada gördüğümüz. Demek ki burası 3 elemanlı. A kesişim C'nin, o da bak hocam şurada şöyle bulmuştuk. Farklı bir şey sağlamıyordu zaten. 2 tane elemanı var. Eleman sayısı kaçtır? Ben bu kartezyen çarpımın eleman sayısını bulmak için ne yapıyordum? 2 kere 3'ü kullanıyordum. 2 kere 3 kaç yapar? 6. Yani cevabım B şıkkında verilmiş diyeceğim sevgili arkadaşlar. Evet, 27'yi de çözdüm. Şimdi 28'e geçiyoruz. Bu sayfaya da elveda diyeceğiz birazdan. X, Y, Z birbirinden farklı doğal sayılar. 14 üzeri x çarpı 21 üzeri y bölü 49 üzeri y çarpı 6 üzeri z. Bu bir tam sayı eşitmiş. Eleman tam sayı. Tamam. Buna göre x, y, z arasındaki doğru sıralama hangisidir diye soruluyor. Şimdi ben o zaman bunları 2, 7, 3 oldukça fazlasıyla kullanılmış burada. Yani 14, 21, 49 ve 6 sadece 2, 3 ve 7'den oluşan sayılar asal olarak. 14 üzeri x'i mesela şöyle yazabilir miyim? 2 üzeri x çarpı 7 üzeri x çarpı 21 üzeri y'yi 3 üzeri y çarpı 7 üzeri y biçiminde yazabilirim. Bölü alt kısımda 49 üzeri y var. 7 üzeri 2y'dir kendileri. Çarpı 6 üzeri z de 2 üzeri z çarpı 3 üzeri z'dir. Doğru mu? Doğru. Şimdi bu bir tam sayıya eşitmiş. Burası çok değerli benim için. Bu bir tam sayı. Şimdi hocam burada 2 üzeri x'ten bir tane var zaten. 2'nin kuvveti olan. Burada orada da bir tane var. Şimdi o zaman ben şöyle diyeceğim. 2 üzeri x bölü 2 üzeri z diyeceğim. Çarpı. Geldim buraya. 7 üzeri x, 7 üzeri y ve 7 üzeri 2y var. Onları da şu şekilde yazalım. 7 üzeri x artı y dedim. Sonuçta üsttekileri çarpabilirim. Çarptığım takdirde üstlerini toplarım. Burası da 7 üzeri 2y yaptı. Çarpı devam. Şuraya geldim. 3 üzeri y ve 3 üzeri z var. O halde burayı da 3 üzeri y bölü 3 üzeri z biçiminde yazarım. Ve bunun bir tam sayıya eşit olması gerektiğini biliyorum artık. Şimdi bu bir tam sayıysa hocam şöyle bir şey yapılabilir. 2 üzeri 3'ü 2 üzeri 4'e bölersem tam sayı çıkar mı sonuç? Çıkmaz değil mi? Çıkmaz. Niye çıkmaz? Çünkü üstündekinin yani pay kısmının üssü payda kısmının üssünden daha küçük. Bu 1 bölü 2'ye eşittir. Ama 2 üzeri 4'ü 2 üzeri 3'e bölersem 2 gelir. Ya da 2 üzeri 5'i 2 üzeri 5'e bölersem 1 gelir ve tam sayı eşit olur. Yani benim pay kısmımın kuvvetleri daima ve daima ne olmak zorundaymış? Payda kısmının kuvvetinden daha büyük veya eşit olmak zorundaymış. Yani ben burada x'in z'den daha büyük veya eşit olması gerektiğini biliyorum ama x, y, z birbirinden farklı dediği için otomatikman x, z'den daha büyük olur. Bu cepte. Geldim şuraya. Bunun da tam sayı olması için y'nin de z'den büyük olması lazım. Bu da tamam. Aynı zamanda x artı y de 2y'den daha büyüktür. X artı y büyüktür 2y ise y'yi karşıya fırlattım. X büyüktür y geldi. Şimdi x y'den y de z'den büyükse demek ki x büyük y büyük z. Küçükten büyüğe doğru sıralamış. Tamam sıkıntı yok. Z küçük y küçük x diyebilirim. Yani cevap z y x olacaktı. Bu da bana E şıkkında verilmiş gençler. 28. sorumun cevabı da böylelikle E olmuş oldu dedim. Ve şöyle sayfamıza artık uzaktan bakabiliriz. Çünkü sayfanın sonuna geldik. Tekrar söylüyorum. Kendinizi motive etmek için aynı şekilde siz de her sayfayı bitirdikten sonra şöyle arkanıza bir yaslanın arkadaşlar. Böyle bakın yani. Tamam. Yani bakmanız da gerekiyor zaten. Şöyle arkanıza yaslanın. Lan ben ne yaptım deyin ya. Yani şöyle kitabı şöyle kurcalarken ben ne yapmışım ya deyin. Yani muhteşemim lan ben. Hani bu kadarını beklemiyordum ama ciddi anlamda yani şu an 1 saat 30 dakika civarında bir video oldu. Şu an büyük bir iş başardın aslında. Yani AYT'de karşına çıkabilecek soruların çözümlerini de olsun, çözüm yöntemlerini de olsun, soru tarzlarını olsun. Şu an bunları hallediyorsun ya. Yani bu muhteşem bir olay değil mi? O ilk 10 soruda çok güzel bir adım attın şu an. Seni tebrik ediyorum. Şimdi 28'i çözdük. Devam edeceğiz 29. sorumuzda. Şöyle ben ekranımı yaklaştırayım ama tabii siz ekranı görmüyorsunuz. Ekranda göstereyim size. Buyurun arkadaşlar. İlk 10 sorumuzda 29. sorumuzda devam ediyoruz. Bak çok şık bir soru. Bu soru birilerine de tanıdık gelebilir. Yani çıkmış bir sınav sorusu değil ama aşırı çıkabileceğini düşündüğüm için gençler. Bu soru 40 soru serisi TYT matematik kitabımda o turuncu kitapta da vardı. Dolayısıyla ben bu soruya çok önem gösteriyorum. Bu soru o zaman bir yıldızı, bir uyarıyı hak ediyor arkadaşlar. Tamam. Unutmayın ki ÖSYM tarzı bir EBOB ekok sorusudur. Bundan kaynaklı da dikkatli çözmenizde fayda var. Beni dikkatli dinleyin yani. X pozitif tam sayı. Tamam. X'in 36 ile X'in EBOB'una oranı artı 36 ile X'in ekokunun X'e oranı eşittir 13'müş. Buna göre 3 tane öncül var. Bu ifadelerden hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi şöyle diyelim. Ben X ve 36 sayılarını çarparsam bu sayıların EBOB'uyla ekokunun çarpımına daima eşit olduğunu biliyorum. Böyle bir kural vardı EBOB ekokta. Hatırladınız mı? İki sayının çarpımı o sayıların EBOB'ları ile ekoklarının çarpımına eşitti. Hatırladınız değil mi? Çok güzel. Şimdi hocam şöyle düşünelim. Burada EBOB x36 var. Yani olay şu. 36 çarpı x ve EBOB ile ekokluğun çarpımı dedik ya. Ben burayı yani x'e eşitleyebilmek adına şöyle bir şey yapsam. Burayı EBOB ile çarpsam, genişletsem. Şurayı da gençler x ile genişletsem. Acaba ne olur? Bir bakalım ne olur? Üst taraf x kare olur. Hemen yazdım. X'in karesi. Bölü alt taraf EBOB çarpı x olur. EBOB çarpı x. Artı. Artık aslında şöyle de diyebiliriz. Bunların paydaları eşit olacağı için tek kesir çizgisiyle yazalım hocam. Niye uğraşıyoruz ki? Ha şunu şuradan silelim. Şöyle diyelim. Bölü diyelim. Şunu da şöyle yan tarafa taşıdık mı? Biraz ortaladık mı? Artı deyip yolumuza devam edelim. Olmaz mı? Olur. Burada da bununla bunu mu çarpacağım? Yani EBOB çarpı ekok. EBOB çarpı ekok. EBOB çarpı ekok. EBOB çarpı ekok. He, 36x. Yani ben oraya artık EBOB çarpı ekok yazmam ki. 36x yazarım. Değil mi? Sen de yapabilirsin bence. İzin veriyorum. Hadi. 36 çarpı x. Hocam şimdi ben bunu ne yapsak ya? X parantezini mi alsak? Bu neymiş arkadaşlar? Önce onu bir yazalım. 13. Üst tarafı x parantezini alırsam x artı 36 gelir. Değil mi? Bölü alt kısımda ne var? X çarpı EBOB var. Çok güzel. Hem altta hem payda hem de paydada x varken ben bunları sadeleştiririm. EBOB'u da karşıya zıplatırsam eğer 13 çarpı EBOB 13 çarpı EBOB 36 artı x'e eşitmiştir. Tamam. İlk öncüne bak bakayım ne diyor? X artı 36. Aha da x artı 36. 13 çarpı EBOB. 13 çarpı EBOB. Aa çok güzel. Birinci öncül doğru. Mükemmel. Şimdi x'in en küçük iki değerinin toplamı 19'dur demiş. Oralara geleceğiz. Bir dakika. Hocam ben burada 13 çarpı EBOB'un 13 çarpı EBOB'un ne olması gerektiğini buldum. X artı 36 olması gerektiğini bulmuştum değil mi? Tamam. X'in en küçük iki değerinin toplamı 19'dur demiş ya. Mesela burada sol tarafın yani şu kısmın sonuçta EBOB bir sayıya eşit olacak. 13 ile çarparsam da 13'ün katı olacak. Sağ tarafın 13'ün katı olmasını istiyorum. 13'ün katı olacaksa ben burada x'i, bak ben burada x'i 3 seçebilirim. X'i 3 seçersem 3 artı 36 ne yapar hocam? 39 yapar. Değil mi? 13 kere EBOB'da 39 sa EBOB'un da ne olması lazım o zaman? 3 olması gerekiyor. Şimdi gerçekten x ile 36 bunların EBOB'u. Ben x'i ne seçtim? X'i 3 seçtim. 3 ile 36'nın EBOB'u gerçekten 3 müdür? Evet 3'tür. Yani x'in alabileceği en küçük ilk değer neymiş? 3'müş. Hayırlı uğurlu olsun bunu buldum. Şimdi sol taraf 13'ün katıydı ya. Sol taraf 13'ün katıyken o zaman ben burayı 3 seçtiysem 13 fazlasını da yani 16'yı da seçebilirim o zaman. 16 artı 36 dersem eğer 16 ile 36'nın toplamı 52 yapar. Böylelikle EBOB da 4 gelmesi lazım. Ki ben şimdi şunu sorgulayacağım. 16 ile 36'nın acaba EBOB'u kaç? İkisi de 4'e bölünüyor mu? Evet. O zaman en büyük bölünümü bu. Evet. O zaman EBOB'ları da 4'tür arkadaşlar. Yani bu da sağladı mı? Sağladı. Ki zaten sağlamamasına imkan yok. Çünkü zaten benim bulduğum denklemden geliyor bunlar. Yani benim burada x'imin alabileceği en küçük değer 3 iken ikincisi 16'ymış. Bunların da toplamı 19 yapar. Zaten adam bana bunun haricinde bir şey söylememiş. 19'dur demiş. Yani bu da doğru. Geçtim 3'e. X'in 36'dan büyük en küçük değeri 42'dir. 36'dan büyük olacak ya. O zaman şöyle diyelim biz direkt. 13 ekleye ekleye gidiyordum ya ben x'leri bu şekilde buluyordum. 13 ekledim. Hocam 29. Bir 13 daha ekledim. Hocam 42. Şimdi 42 ile 36'nın toplamı arkadaşlar burada. 42 artı 36 bana neyi verir? 78'i verir. EBOB da buradan 6 mı olur? 36 ile 42'nin EBOB'u ne? Hocam 6 zaten. Çok güzel. O zaman en küçük değeri de 42 miymiş? Evet 42'ymiş. Yani cevabımız neymiş? E şıkkında verilmiş diyeceğiz sevgili gençler. Gerçekten muazzam bir EBOB ekok sorusuydu. Çok güzel bir EBOB ekok sorusuydu. EBOB ekokun en başta size verdiğimiz kazanımından başladık. Bak en başta verdiğimiz kazanımlar nelerdi? Şu kuralı falan hatırlıyorsun değil mi? Biz bunu ta EBOB ekok anlatırken hocalarımız size konunun en başında veriyoruz. EBOB'u anlattık, ekoku anlattık. Hemen bunların özelliklerini verirken diyoruz ki yaz bakayım. Yazıyor musunuz? Yazıyoruz. İki sayının eboplarıyla ekoklarının çarpımı, evet, eboplarıyla ekoklarının çarpımı aynı iki sayının çarpımına eşittir. Evet, yazıldı mı? Aynen bu şekilde değil mi? Tabi defter tutanlar varsa, defter tutmayanlar varsa, yani herhangi bir böyle interaktif bir kitaptan falan ders işleyen arkadaşlarımız varsa, onlar da aynı şeyleri o interaktif kitabın içerisinde görüyor zaten. En baştaki kazanımından başladık arkadaşlar. Sonra gittik bak burada muhteşem ötesi bir denklem çıkardık. Bunun sayesinde yaptık ama bunu. Sonrasında temel kavramlara döktük işi. Bu buyken bu olur mu? Bu buyken bu olur mu diye. En son öncüllere baktık. Yani daha kaç tane kazanım içerebilir ki bir ebobekok sorusu? Bu yüzden bu kamp sizin için çok değerli ve şu an bu kampta ilerleyen arkadaşlarım size bu kampı devam ettirmeniz için, bırakmamanız için 86 tane neden saydım. Tamam. Evet gençler, 29'da çözdük. Şimdi devam edelim 30. sorumuzda. Aşağı doğru indim. Artık bunu da çözdükten sonra videomuzun %75'i bitmiş oluyor. X ve Y pozitif gerçel sayılar olmak üzere 2x kare eksi 6y kare 52, x kare artı 2y kare 36, x bölü y oranı sorulmuş. Çok ama çok tadında bir AYT çarpanlara ayırma denklem çözme sorusu. Başka hiçbir şey değil. İyi dinle beni. Şöyle diyeceğim, nasıl çözebilirim? Ben bunu 3 ile çarpayım. Önce bir 3 ile çarpalım hadi. Ne olur biliyor musun? Üst taraf 2x kare eksi 6y kare eşittir 52. Tamam, bunda bir sıkıntımız yok. Alt tarafa bakalım. 3x kare artı 6y kare. Amacımızı anladın umarım. Y kareleri yok etmek. Eşittir 3 kere 36 bana 108'i verecektir. Daha sonrasında ben bunları eğer toplayacak olursam şunla şu birbirini götürür ve 5 tane x kare kalır. 5x karede 108 ile 52'nin toplamı bana 160'ı vereceği için 160'tır. Ve x kare dediğim sayı burada 30 kaçtır? 32'nin ta kendisini verir. Şimdi x kareyi ben 32 buldum. X ve y pozitifti, unutmayalım. X kare 32 ise x sevgili arkadaşlarım ya 4 kök 2'dir ya da eksi 4 kök 2'dir. Ama pozitif olduğu için 4 kök 2'yi kabul ediyorum ben şu an. X 4 kök 2'ymiş. Hemen yazdım. Bölü bir de y'yi bulacağım. Y'yi bulmak için x karenin 32 olduğunu biliyoruz ya. Getir şurada yerine yaz. 32 artı 2y kare 36 ise 2y kare 4'tür. Hemen yazdım. 2y kare 4'tür. Burada y kare dediğim şey tabii ki de 2'dir. Y de kök 2'dir. Çünkü y de pozitifti. Y de kök 2 ise hemen getirdim onu da burada yerine yazdım. 4 kök 2'yi kök 2'ye bölersem doğru cevap 4'ün ta kendisi olur. Klasik alışılagelmiş bir AYT sorusu. Başka bir şey değil. Cevap B şıkkı olacaktı. Evet arkadaşlar, artık sağ üst tarafa doğru geçebiliriz. 31. sorumuz ve uyarıyorum, bu bölümün en zor sorusudur kendileri. Bu uyarımı yaptıktan sonra çözümümüze başlayalım. O zaman beraber bir bakalım arkadaşlar 31. sorumuza. Ciddi anlamda hani bu bölümün en zoru. Zorluk sebebi ise nasıl diyeyim? İhtimal düşünüyoruz, ihtimalleri düşünüyoruz ve bu ihtimalleri düşünürken sevgili arkadaşlarım bazen sorunun içerisinde kaybolabiliriz. Aman dikkat. Tamam. Şimdi bir kitabın konu anlatım sayfalarından birine sayı doğrusunda verilen bilgiler önemli olduğu için üzerinde bu sayı doğrusu ile ilgili notlar bulunan bir kağıt yapıştırılmış. Bak sayı doğrumuz burada. Üzerine bu sayı doğrusuyla ilgili bazı bilgiler barındıran bir not kağıdı yapıştırılmış, önemli olduğu için not kağıdı da sayı doğrusunun üzerine gelmiş ve sayı doğrusunun bazı kısımları bu not kağıdının altında kalmış. Buna göre sayı doğrusu üzerinde C eksi A, B artı A, A artı C sayılarından hangileri yapışkan kağıdın altında kalan kısımda olabilir diye soruluyor. Şimdi ekranına sığsın diye şu şekilde yapalım, yapışkan kağıt orada kalsın. Biz bazı durumlar çizmemiz gerekiyor bu soruyu düşünebilmek için. Sen de aynı benim gibi düşün lütfen. Tamam. Şimdi öncelikle bir sayı doğrusu çizelim. Oradaki sayı doğrusunu modelleyelim buraya tekrardan. A sayısının B sayısından daha küçük olduğunu görüyoruz biz. Dolayısıyla ben A'yı şurada bir yerde çizdim. Tamam. B'yi de şuraya bir yere çizdim. Çizdikten sonra da bu sayı doğrusunu alayım. 3 tane durum var incelememiz gereken. Neden 3 tane? Sence neye göre 3 tane durum var diyorum ben. Bir düşün bakalım. 0 nerede bilmiyoruz. Tamam, çünkü bizim için önemli olan şey 0. Şimdi 0 şurada olabilir, en solda, yani A'nın solunda olabilir. Böylelikle biz burada ne demeye çalışmış oluruz? A ve B ikisi de pozitif. A negatifken B pozitif olabilir. Yani mesela şöyle, tamam mı? Veya A ve B ikisi de negatif olabilir. Yani şuraya bir yere çizebilirim 0'ı. Şimdi 3 tane durumu çizdim. Bu 3 duruma göre değerlendireceğim. Şimdi birinci duruma göre, şu birinci durum, şu ikinci durum, şuna da üçüncü durum diye isimlendirelim, tamam mı, bundan sonra. Birinci duruma göre düşünecek olursam, bu yapışkan kağıdın üzerinde, hatta o yapışkan kağıdı da şuraya ben senin için bir modelleyim güzelce, tamam mı? Şurası şöyle yapışkan kağıdımız olsun bizim. Şöyle, şurası da yapışkan kağıdımız olsun. Yine şurası da bizim yapışkan kağıdımız olsun diyelim. Şimdi hocam, A çarpı B, A çarpı C'den daha büyükmüş. Ben birinci duruma göre bakacak olursam, şuna göre A'nın pozitif olduğunu görüyorum. Eğer A pozitifse ben A çarpı B büyüktür A çarpı C eşitsizliğinde A'yı sadeleştirirsem, A pozitif olduğu için otomatikman eşitsizliğin yönü aynı kalacaktır ve B C'den büyük olacaktır. Şimdi B C'den büyük, yani B C'nin sağ tarafında kalacak sayı doğrusunda. Şu an ben C'leri yerleştirmeye çalışıyorum ve aynı zamanda A'nın mutlak değeri C'nin mutlak değerinden, yani A'nın sıfıra olan uzaklığı C'nin sıfıra olan uzaklığından daha büyük olacakmış. Şimdi C nerede olabilir? Hocam bir kere C dediğim sayı B'nin solunda kalacaksa ve A sayısının sıfıra olan uzaklığı C'den daha büyük olacaksa C burada olabilir veya şurada olabilir. Bu durumda A buradaysa eksi A da şurada olmalı ki A'nın mutlak değeri C'nin mutlak değerinden daha büyük olsun her zaman. Şimdi birinci durum için değerlendiriyorduk. C'nin yerlerini bulduk. Şimdi geçelim ikinci duruma. İkinci durumda eğer A çarpı B büyüktür A çarpı C'yi kullanacaksak, ikinci durumda A'nın negatif olduğunu, yani sıfırın solunda kaldığını görüyorsun. O zaman ben buradaki A'ları sadeleştirirsem negatif bir sayı ile sadeleştirdiğim için eşitsizlik yön değiştirecektir ve B C'den küçük olacaktır. B C'den küçükse C B'nin sağ tarafında kalacaktır. Dolayısıyla C'nin tek bir yeri var. İkinci durumda C bu taraftadır. Tamam, ama şöyle de bir durum var. Şimdi C'nin bu tarafta olması aynı zamanda A'nın mutlak değerinin C'nin mutlak değerinden büyük olması da gerekiyor. Şimdi A'nın sıfır olan uzaklığı burası. Aynı zamanda eksi A'nın sıfır olan uzaklığı da eşit olacağı için A'nın sıfır olan uzaklığında, demek ki eksi A da burada bir yerde olacak. Tamam, bu da bizim için çok değerli. Şimdi o zaman ben şunu ve şunu buradan sileyim. Sildikten sonra yolumuza devam edelim üçüncü durumla. Aynı şekilde A çarpı B büyüktür A çarpı C'yi yine yazdım. Burada görüyorsun A yine negatif. A negatif olduğu için her iki tarafı A'ya bölersem yine B C'den küçük olacaktır. Çünkü negatife böldüm, eşitsizlik yön değiştirecek. Pekala hocam, B C'den küçük olacakmış. C'nin yeri neresi olur? C'nin yeri B C'den küçük olacaksa şurada olabilir veyahut burada olabilir. A buradaysa eksi A da şurada bir yerdedir diyebilirim. Tamam, bu şekilde A'nın mutlak değeri de C'nin mutlak değerinden daha büyük olmuş oldu. Peki, şimdi düşünelim, öncüllerimize bakalım. C'den A çıkarsa birinci duruma bakıyorum. Ben şuradaki C, bak şuradaki C'den A'yı çıkarırsam sonuç negatif olacaktır. Çünkü negatif bir sayıdan pozitif bir sayı çıkardım. Yani sonuç sıfırın sol tarafında olacaktır. Böylelikle yeşil kağıdın altında kalmaz bu. Yine buradaki C'den pozitif olmasına rağmen A'yı çıkarırsam, çünkü C A'dan küçük ya, küçük sayıdan büyük sayı çıkarırsam sonuç yine negatif olacak. Yani yine sıfırın sol tarafında kalacak. Yine yeşil kağıdın altında kalmayacak. Demek ki birinci durumda C eksi A yeşil kağıdın altında kalmıyor. İkinci duruma geçelim hemen. İkinci durumda C'den A'yı çıkarıyorum bak. C eksi A demek C'ye eksi A demekle aynı şeydir. Dolayısıyla ben şuradaki C'nin üzerine şuradaki eksi A sayısını eklersem eğer sonuç yine bu tarafta kalacaktır. Yani şurası C eksi A olacaktır. Yeşil kağıdın altında mı kalıyor? Hayır. Demek ki ikinci durum için de C eksi A sayısı yeşil kağıdın altında değil. Şimdi geldim üçüncü duruma. Üçüncü durumda C burada, A burada. C'den A'yı çıkarmak demek C'ye eksi A eklemek demek de aynı şeydi. Ben şuradaki C'nin üzerine de buradaki C'nin üzerine de eksi A'yı eklersem sonuç sıfırın sağ tarafında kalması artık kesinleşti. Sıfırın sağ tarafında kalıyorsa yeşil kağıdın altında kalmıyordur yine bu durum içinde. Dolayısıyla birinci öncülü eledim arkadaşlar. Tamam, birinci öncül elendi. Geldim ikinci öncüle. İyi dinle. B artı A. A ile B'nin toplamı. Hocam zaten A negatif, B pozitifken A ile B'yi toplarsam biri negatif biri pozitif olduğu için toplamları sıfırın civarında bir yerde olacaktır. Yani şuralarda bir yerde olabilir. Dolayısıyla otomatikman yeşil kağıdın altında olabilir. Yani ikinci öncüle okey dedik. Üçe baktım. A artı C. A ile C'nin toplamı. Mesela örnek veriyorum. A şu olsun. C de şu olsun. Biri pozitif, biri negatif. Toplarsam eğer bunları sıfırın altında bir yerde, yani şurada bir yerde kalabilir. Veya buradaki A ile buradaki C'yi de toplarsam yine ortada buluşup bunlar mesela -5 şurada. Şöyle göstereyim ben sana. -5 burada, 0 burada, 2 de burada. -5 ile 2'yi toplarsam -3 olur. -3 şurada bir yerdedir ve yeşil kağıdın altında kalmış olabilir. Dolayısıyla ben buna da olabilir diyeceğim. Doğru cevabımız da 2 ve 3 olacaktı sevgili arkadaşlarım. Muazzam güzellikte bir soru. Zorluk seviyesi ÖSYM AYT'nin bir tık, belki de 2 tık üzerinde. Ama sonuç olarak ben zor sorular da göstereceğim sizlere. Ki sınavda böyle bir soru çıkarsa mesela standart sapmalı bir sınavda standart sapması yüksek olacaktır. Evet, devam edelim 32. sorumuzla gençler. Güzel de bir sorudur. Çok dikkatli dinlemenizde fayda var. X ve Y gerçel sayılar olmak üzere 3 üzeri X 15'miş. 5 üzeri Y de 75'miş. Buna göre altta verilen ifadenin değeri kaçtır diye soruluyor. Öncelikle ben 3 üzeri X'i 15 demek 3 ile 5'in çarpımı olduğu için bu şekilde yazarım. Burada 3 üzeri 1'imiz var. 3 üzeri 1'i bu tarafa bölüm olarak postalarsam eğer 3 üzeri X eksi 1'in tabii ki de 5'e eşit olması gerektiğini de anlamış olurum. Daha sonrasında alt kısma geçtim buraya. 5 üzeri y eşittir 75 demek 5'in karesiyle 3 üzeri 1'in çarpımı demektir. Dolayısıyla şu 5'in karesini bu tarafa gönderirsem bu sefer de şu şekilde 3 üzeri 1 eşittir 5 üzeri y eksi 2 olması gerektiğini anlayabilirim. Şimdi neden bunları bu şekilde 3'leri alt alta ve 5'leri alt alta yazdım? Daha mı düzenli görünsün diye. Evet, bunun sebeplerinden birisi bu ama büyük sebep bu değil. Büyük sebep şu. Burada benim bir kuralım vardı. Neydi? X eksi 1'in 1'e oranı. Şuradaki 1'in y eksi 2'ye oranına eşit olmak zorunda. Yani x eksi 1 bölü 1 eşittir 1 bölü y eksi 2. Bu buna eşit olmak zorunda. Madem bunlar eşit, o halde içler dışlar çarpımından ben x eksi 1 ile y eksi 2'nin çarpımının aynı zamanda 1 kere 1'den 1'e eşit olması gerektiğini anlayabilirim. Burada gençler içeri dağıtma işlemini yaparsanız xy eksi 2x eksi y artı 2 eşittir 1 olacaktır. Şimdi gelelim bize sorulana. Bize sorulan ifadede 4'ün şurayı dağıtalım. Y x eksi y eksi 2x artı 3. kuvveti var. Şimdi dikkat edelim buraya. Yx var, yx var. Doğru mu? Evet. Eksi 2x var, eksi 2x var. Doğru mu? Doğru. Eksi y var, eksi y var. Doğru mu? Doğru. Şimdi şu kısım 2'yi karşıya atarsam eksi 1'e eşit olacaktır. Bak xy eksi 2x eksi y eşittir eksi 1'dir. Demek ki burası kaçmış? Eksi 1. Eksi 1'e 3 eklersem ne olur? 2 olur. Yani bizden 4'ün ikinci kuvveti isteniyormuş aslında. Cevabımız da buna dayanarak 16 olur. Yani cevap E şıkkında verilmiştir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Evet arkadaşlarım, bu sayfamızda bitirdik. Hemen uzaktan şöyle bir bakış atalım sayfaya. Umarım senin de sayfan bu şekilde derli toplu dolu doludur diyelim ve 33. sorumuzu çözmek için soruya odaklanalım. Ardışık 3 tane pozitif tam sayının toplamından 2 eksik olan sayıları Sml sayısı olarak isimlendirelim. Yani bir sürü sayı çeşidi var. Bir tanesinde de Sml diyelim, olmaz mı? Örnek mesela 88 sayısı bir Sml sayısıdır. Çünkü 29 artı 30 artı 31'den 2 eksiktir. 29, 30, 31 daha 90 yapar. 2 çıkarırsam 88. Ardışık 3 tane pozitif tam sayının toplamından 2 eksik olsun diyor. Amaç bu. Buna göre aşağıdakilerden hangisi herhangi 2 adet Sml sayısının toplamına eşit olabilir diye sorulmuş. Şimdi şöyle diyelim. Bir Sml sayısı kolay oluşmuyor arkadaşlar. Bir Sml sayısı şöyle ki Ben bu sayılardan bir tanesine p dersem, ortadaki sayı bu olsun, p-1 ve p+1. Bunların toplamından 2 eksik olacakmış. Yani hocam şunların toplamı zaten bana 3p'yi vermiyor mu? 3'ün katından 2 eksik olacakmış. Bu sml sayısının genel formatı artık, tamam mı? 3'ün katından 2 eksik olacak. Tamam. Diğer sml sayısı da o zaman 3q-2 olsun varsayalım. 2 sml sayısının toplamı 3p + 3q - 4'tür. Tamam mı? Ben bunu 3p + 3q - 3 - 1 olarak yazabilirim. Bunu da 3 parantezinde p + q - 1 - 1 olarak nitelerim. Böylelikle bizim iki tane sml sayımızın toplamı 3'ün bir katından tabii ki de 1 eksik olacakmış. 3'ün katından 1 eksik olan bir sayıyı arıyoruz biz. Tamam. 3'ün katından 1 eksik olacak bizim sayımız. Yani 1 eklersem 3'ün katı olur. 1 ekledim 730. 1 ekledim 652. 1 ekledim 603. 1 ekledim 557. 1 ekledim 455. Bunlardan hangileri 3'ün katı? Biz onu işaretleyeceğiz. Rakamları toplamının 3'ün katı olmasını bekleriz. Rakamları toplamı 10 yapar, elendi. Rakamları toplamı 6, 5 daha 11, 2 daha 13 yaptı, elendi. Rakamları toplamı 9'dur, cevap C. Rakamları toplamı 17'dir, gitti. Rakamları toplamı 14'tür, gitti. Doğru cevabımız C şıkkıymış. Yani nasıl da güzel genelledim, gördünüz mü? Yani eğer bu genelleme aklımıza gelmemiş olsaydı ne olacaktı biliyor musunuz? Şöyle bir şey olacaktı. SML sayılarını düşünecektin. Tamam. O sayıları düşündükten sonra iki tane SML sayısının toplamı acaba 729 olur mu? 651 olur mu diye düşünecektin. Genellersen işin kolay. Genellemezsen işin oldukça zor. İşte bu soruları bu şekilde çözün. Tamam mı? Yani sınavda karşınıza bir SML sayı sorusu çıkmaz ama örnek veriyorum bilmem ne sayısı çıkar. Tamam. X Harvard sorusu çıkar. Ne bileyim bir şey Mert sorusu çıkar. Bir şey Kenan sorusu çıkar. Ama bir şey çıkar. Tamam. Dolayısıyla gençler bizim ne yapmamız gerekiyor bu tarz sorularda? Genelleme yapmamız gerekiyor. Aklınızda bulunsun. Ben size söyledim. Benden çıktı artık. 34. Artık sonlara doğru yaklaşıyoruz gençler. X, Y, Z pozitif tam sayıları için. X ile Y'nin ekoku 18. Y ile Z'nin ekoku da 12'ymiş. Buna göre X, Y, Z toplamının alabileceği en küçük değer soruluyor. Şimdi burada en küçük değeri bulabilmek adına x artı y artı z ya, ortak olan burada bir y var gördüğünüz üzere. Ortak olan bir y'miz varken ben x artı y artı z toplamının alabileceği en küçük değeri bulabilmek adına x'i ve z'yi daha büyük seçip y'yi küçük seçmek yerine ben y'yi olabildiğince büyük seçersem x de z zaten otomatikman küçük değerlerini alacaktır. O halde hem 18'e hem de 12'ye tam olarak bölünebilen bir sayı lazım bana. Çünkü ortak katları 18 ve 12'ymiş. O halde ben y'yi, kimse kusura bakmasın ama 18 ve 12'nin ebobu seçerim. Yani 6. O halde y 6 ise 6 ile neyin ekoku 18'dir hocam diye soracak olursan hemen söyleyeyim 9'un. Tamam. 2 seçersen olmaz bak. 3 seçersen olmaz. 3 ile 6'nın ekoku 6'dır. Tamam. Dolayısıyla 9'u seçeceksin. Pardon, yanlış yerlere yazmışız. Şu 6 bu 9 olacak. Şu 6 bu 9 olacak. Eğer bu 6 ise 6 ile neyin ekoku 12'dir diye merak ediyor olursak da sevgili arkadaşlarım tabii ki 4'ün. Tamam, 6 ile 4'ün ekoku 12'dir. 6 ile 2 seçemezsin çünkü ekokları 6'dır. 3 seçemezsin çünkü 6'dır. 4 seçersin en küçük. Dolayısıyla x'i ben 9 bulmuşum. Z'yi de 4 bulmuşum. Bunların toplamı bana 19'u verir. Cevabımız da D şıkkı olacaktır. Tamam mı güzel kardeşim? 34'ü de çözdük. 34'ü de bitirdik. Eledik artık. Ve sevgili arkadaşım geçiyoruz 35'e. 35. sorumuz yine bir sembolik mantık sorusu. Sınavda karşına çıkma ihtimali olacak olan bir soru. Çünkü daha öncesinde bir sefer soruldu. P ise P'nin değili veya P ya da bir şey. Denktir 1'miş. Buna göre yukarıda verilen kutucuğun içine bileşik önermelerinden hangileri gelirse denklik sağlanır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle P ise içerideki ifade var ya, şurası. P ise P'nin değili nedir? Buna bir bakalım. Bunu bir sadeleştirmemiz lazım. Mesela bu 1 iken bu 0 olur. Bu 0 iken bu 1 olur. Peki 1 ise 0 nedir? 0'dır. 1 0 ise 1 nedir? 1'dir. Yani şurası neyse cevap o mu oluyor? Burası neyse cevap o oluyorsa bir kere, demek ki burası P'nin değiline bağlı olduğu için ben artık bunu silerim. Yerine P'nin değili yazarım. Şimdi burası P'nin değili oldu. P'nin değili. Veya P. Şimdi bunlardan en az birisi 0 değil mi? P'nin değili veya P'ye bakıyoruz. Bunlardan en az birisi 1, birisi 0. En az birisi 1 ise veya bağlacının içerisinde bir tane 1 olması zaten bana yetiyor. O halde ben bu kısmı kesinlikle 1 seçeceğim. 1 ya da bir şey denktir 1'miş. Ya da bağlacında sonucun 1 çıkabilmesi için ikisinin birbirinden farklı olması gerekiyor. Yani buranın 0 olması şart. Biz 0 arıyoruz. Hangisinin cevabı 0'dır diye soruluyor. V bağlacında önermelerden bir tanesi 0'sa sonuç 0'dı. P'nin değili. Bunlardan birisi mutlak suretle 0'dır. Bu 1 ise bu 0'dır. Bu 0 ise bu 1'dir. Dolayısıyla işin içinde 0 var. Yani birinci öncülümüz olur. Geldim buraya. Ancak ve ancak bağlacında iki uçtaki sayı, iki uçtaki önermenin doğruluk değeri bir tane birbirinden farklıysa sonuç 0'dı. Hocam bu 1 iken bu 0, bu 0 iken bu 1 olmak zorunda değil mi? Evet, o zaman kesinlikle burası da 0'dır. Geçtim 3'e. P veya 0. P 1 ise sonuç 1, 0 ise sonuç 0'dır. Yani burası P'ye bağlıdır. P'nin 0 olup olmadığını biliyor muyuz? Hayır. O halde gitti arkadaşlar, doğru cevabımız 1 ve 2 olacakmış. Yani cevap C şıkkında verilmiştir diyeceğiz. Ve böylelikle 36. sorumuza doğru geçiyoruz sevgili gençler. 36. soru için birazcık uzaklaşalım ve sorumuza bu şekilde bakalım. N sayısı pozitif doğal sayı olmak üzere üçgen içerisindeki n sembolünün değeri n sayısının asal bölen adedi olarak tanımlanıyormuş bize. Mesela 12'nin asal bölen adedi 2 ve 3 var sadece değil mi? 2'dir. 2 tane asal böleni var. 30'a bakıyorsun 2 var, 3 var, 5 var. O zaman 3'tür. Tamam. Buna göre 3 tane öncül vermiş, hangileri doğrudur diye soruluyor. Eğer diyor, eğer x'in asal çarpan adedi 1 ise x asaldır diyor. Mantıklı lan. Şimdi 5'i düşünüyorsun, bir tane asal çarpanı var. 7'yi düşünüyorsun, bir tane var. 11'i düşünüyorsun, bir tane var. 23'ü düşünüyorsun, bir tane var. Değil mi? O zaman mantıklı, doğru diyelim mi? Dur öyle atlama. Atlama. Çünkü mesela 5'in bir tane var ama 5'in karesinin de, yani 25'in de bir tane asal çarpanı var. 49'un da bir tane asal çarpanı var. 121'in de bir tane asal çarpanı var. Veya 125, bak küpünü aldım. Onun da bir tane asal çarpanı var. O da 5. Yani asalın kuvvetlerinin de bir tane asal çarpanı oluyormuş. Ve 25, 125, 49, 121 asal mı? Değil. O halde x asaldır öncülü yanlış olacaktır benim için. Her zaman bu doğru değildir. Geçtim 2'ye. 42'nin asal çarpan sayısıyla 60'ın asal çarpan sayısı birbirine eşittir diyor. 42'nin 2, 3 ve 7 olmak üzere 3 tane asal çarpanı varken 60'ın 2, 3 ve 5 olmak üzere 3 tane asal çarpanı vardır. O zaman 3 eşittir 3 diyor burada. Doğru mu? Doğru. Geldim 3'e. Eğer diyor bir sayının x'in asal çarpan adedi 0'sa, yani yoksa, bu eşitliği sağlayan sadece bir tane x sayısı vardır diye söylemiş bize. Yani o da 1'dir. 1'in asal çarpanı var mı? Yok. Hocam eksi 1 falan olmaz. Niye? Pozitiflerden bahsediyoruz çünkü. Sadece ama sadece 1 var. Demek ki o da bir tane. O halde bu da doğrudur. Cevabımız 2 ve 3 olacakmış sevgili gençler. Evet, artık 36. sorumuzu da bitirdik. Yani bu sayfanın da sonuna geldik. Sayfamıza uzaktan baktık. Şimdi ne yapıyoruz? Son sayfamıza doğru gidiyoruz. 37. soru sınavdaki çeldiricisi, yani sınav derken özür diliyorum, Allah söyletti bak. Vallahi billahi bilinçli söylemedim. Bak Allah söyletti. Bu bölümdeki en çeldiricisi yüksek sorulardan bir tanesi. O yüzden çok ama çok pür dikkat çözüyorsun. Tamam mı? Aşağıda verilen tabloda bir sayı ilgili sütundaki sayıya tam bölünüyorsa tik, bölünmüyorsa çarpı sembolleri kullanılmış. Benzer bir soru da vardı değil mi? Güzel. Devam. Örnek olarak mesela 36'yı düşünüyoruz. 36 2'ye bölünür, 3'e bölünür, 4'e bölünür, 9'a bölünür ama 5 ile 8'e bölünmüyor mesela. O yüzden de çarpı konulmuş. Ha, bu kadar basit. 3 basamaklı x, y, z doğal sayısı için aşağıda verilen tabloya göre kaç farklı x, y, z doğal sayısı vardır diye soruluyor. Şimdi bu x, y, z sayımız mutlak surette 2'ye bölünüyor, 3'e bölünüyor, 7'ye ve 8'e bölünüyor. Şimdi dur. 8'e bölünebilme durumunu alırım ben, cebime atarım. Tamam mı? 8'e bölünüyorsa eyvallah derim. Ama ve lakin 2'ye bakmama lüzum yok ki. Zaten sayı 8'e bölünüyor be. 8'e bölünüyorsa 2'ye de bölünür zaten otomatikman, değil mi? O zaman ben 2'yi burada kıyas olarak almam. Almam yani. Niye alayım ki? 8'e bölünüyor zaten. Ama 3, 7, 8 bunlar ikişerli olarak aralarında asal oldukları için bu x, y, z sayısının içerisinde kesinlikle 3 çarpı 7 çarpı 8 çarpanları var. 3 kere 7 kere 8 bana en küçük x, y, z'yi verir kardeşim. Çarparsam ne gelir burası? 21 çarpı 8'den 168 gelir. Hayırlı uğurlu olsun, ilk x, y, z doğal sayımızı bulduk arkadaşlar. Şimdi diğerlerine geçeceğiz. Hocam bu sayının içerisinde bir tanecik daha 2 çarpanı olabilir. Bak. Yani 168'i 2 ile çarparsam eğer karşıma çıkan sonuç 3 basamaklı sayısı ki kaç olur? 320, 336 mı olur? Aynen. 336 sayısı yine yukarıda verilen x, y, z doğal sayısına bir örnektir. Hocam 8'i zaten almıştık. Yani içindeki tüm ikileri kullanmadık mı? İyi de bana burada 16'yı vermemiş ki. Belki 16'yı da verseydi oraya da tik atacaktı. Olabilir yani, değil mi? Sonuç olarak bu sayı 8'e bölünüyor mu? Evet. 7'ye bölünüyor mu? Evet. 3'e bölünüyor mu? Evet. Zaten aksini iddia etmemiş. Güzel. Hocam o zaman bir tane daha. 168 çarpı 3. Bu da olur. Bu da ne gelir mesela? 480 artı 24'ten 504 mi olur? 504. Güzel. Hocam o zaman bir tane daha 2 çarpanı koyalım biz. Yani 168 çarpı 4 olsun. Valla o da olur o zaman. Yani 336'yı 2 ile çarpacağım. O da 660 artı 12'den 672. Güzel. Hocam o zaman 168 çarpı 5. 5 çarpanı yokmuş. Özür dileriz. O olmaz. Bunu eledik. Bu olmaz. Hocam o zaman çarpı 6. Yani 168'i 6 ile çarparsam. O da ne gelir? 960 artı 48'den olmadı. 1008 geldi. 3 basamaklı olmadı, değil mi? 3 basamaklı olmadıysa ne olacak o zaman? Şöyle diyeceğim. 168 var hocam. 336 var. 504 var. 672 var. Toplam 4 tane. Yani benim cevabım neymiş? D şıkkı. 4 tane. Ama D'yi işaretledim. Sebep? Çünkü arkadaşlarım, çünkü sevgili gençlerim, bir tanelerim benim. Arkadaşlar şunu alamam. 504 burada elenmek zorunda. Niye biliyor musun? Çünkü zaten 168'in içerisinde bir 3 çarpanım var ya benim. Ben gidip bu 168'i zaten 3 çarpanı olan sayıyı 3 ile çarparsam bu sayının 9'a da bölünmesi gerekiyordu. Ama 9'a bölünmesin demiş bize. Yani bu bilgiyi vermişken ana hat bu. Yani ana bilgi bu. Sorunun özü bu zaten. Bu bilgiyi bana vermişken ben gidip bir de burada bunu 3 ile çarparsam işte o zaman olmaz. Bak 16 hocam az önce mesela 4 ile çarptık, o da 32 oldu mesela. Yani bunlara da bir şey hocam, onlara bir şey vermemişti ki zaten. Yani burada bana şunu iddia etmiyor ki 16'ya bölünmüyormuş bu sayı demiyor ki. 8'e bölünüyormuş diyor. Tamam, bir tane daha 2 çarpan olsun, 16'ya da bölünsün dedim ben. Ama burada 9'u vermiş be güzel kardeşim. Yani diyor ki sana 9'a bölünmüyor bu sayı. Yani bir tane 3 çarpanı var. Başkası da kullanamazsın diyor. 27, onu da yapamazsın. Niye? 27'e bölünseydi 9'a da bölünürdü zaten. Değil mi? Bundan kaynaklı 504'ü alamayız. 1, 2, 3. Yani toplam 3 tane varmış. Cevabımız da D şıkkıymış diyeceğiz gençler. Ve 38. sorumuz artık, son 3 tane sorumuz kaldı gençler. Sabredin, az kaldı. Ne diyor? Diyor ki bana aşağıda sayı doğrusunda bazı sayıların yerlerini ben sana gösterdim. A ve B gerçel sayılar olmak üzere 3 tane öncül var. Daima doğru olan soruluyor bize. Tamam, güzel. Şimdi şöyle ki A'nın mutlak değeri pozitif. B'nin mutlak değeri de pozitif. Gayet doğal çünkü mutlak değerli bunlar. A'dan B'yi çıkardığım takdirde bu B'den de büyük oluyor diyor. Bu nasıl olabilir? Bu nasıl olabilir? Düşünelim. Şimdi hocam şöyle yapılabilir. Ben eğer ki tutup bir sayı doğrusu üzerinde düşünsem, şurası sıfırken, şurası mutlak değer A iken, mesela A burada olmuş olabilir mi? Yani A negatif olabilir mi? Olabilir. Neden olmasın ki? Mesela B'yi de pozitif seçelim. B pozitifse aynı zamanda B'nin mutlak değerinin olduğu yerde B de vardır. Değil mi? Şimdi A'dan B'yi çıkarırsam bu mesafe bana burayı verecektir. Yani A eksi B'nin mutlak değeri dediğim mesafe buradaki maviyle gösterdiğim uzunluğa eşittir. Ve bu maviyle gösterdiğim uzunluk bana nereyi verir? Tabii ki de şu tarafı verir. Yani A eksi B'nin mutlak değeri de buradaymış diyebilirim. Mesela bu bir alternatiftir. Yani A'nın burada, sıfırın burada, mutlak A'nın burada, B'nin ve mutlak değer B'nin burada, A eksi B'nin de burada olduğu durum bir alternatiftir. Yani ben burada A'yı negatif, B'yi pozitif seçtim. Bu olabilir. Peki ikisi de pozitif olabilir mi? Yani sıfır buradayken mesela örnek veriyorum. A burada olsun, B burada olsun. Şimdi ben A'dan B'yi ya da B'den A'yı fark etmez çıkardığım takdirde uzunluk burasıdır. Ve ben sıfırın üzerine bu uzunluğu eklediğim zaman biliyorsun mutlak değer demek sıfır olan uzaklık demek. O yüzden o uzunluğu ekleyip duruyorum ikide bir. Şimdi ben bu uzunluğu buraya eklersem kusura bakma burayı vermez. Yani B'den A'yı çıkardığım takdirde B'den daha büyük bir sonuç elde edemeyecektim ben. Dolayısıyla ikisinin de pozitif olma gibi bir durumu yok. Peki B negatif, A pozitif olabilir mi? Bakalım. 0 şurada olsun. B şurada bir yerde olacak o zaman, değil mi? A pozitifse şurada bir yerde olsun. Mutlak değer A. Tabii mutlak değer B de bu durumda burada olacaktır. B eksi A veya A eksi B'nin mutlak değeri ikisi de aynı şey zaten. Şimdi ben burada B'den A'yı çıkarırsam uzunluk şurası. Sıfırın üzerine burayı eklediğim takdirde bak A eksi B'nin mutlak değeri buralara bir yere düşüyor. Yani olabilir. Yani B negatifken A pozitif olabiliyor. Peki ikisi de negatif olabiliyor mu? Bir de bunu kontrol edelim arkadaşlarım. 0 varsayalım ki şurada bir yerde olsun. A'nın mutlak değeri B'nin mutlak değerinden küçükse A buradadır, B de buradadır diyeceğim. A'nın mutlak değeri böylelikle buraya, B'nin mutlak değeri böylelikle buraya düşer. Peki B'nin A'dan farkı şurası mı? Evet. Yani az önce belirttiğimiz B'nin A'dan farkıyla B'nin A'dan farkı burada eşit mi olacak? Evet, o zaman A ile B'nin farkının mutlak değeri B'den daha büyük çıkabilir mi? Hayır. O zaman bu durumu da eledik. Az önceki durumda eledik. Yani bu o zaman şöyle mi? A ile B her ikisi de pozitif olamadığı gibi A ile B her ikisi de negatif olamıyor. Biri negatifken biri pozitifmiş mutlaka. O zaman A'yı B'ye bölersem sonuç mutlaka sıfırdan küçük yani negatif olur. Doğru. Devam. B eksi A, A eksi B'nin ye eşittir demiş. Yani mutlak değeri. Şimdi ben bu durumda şunu düşünürüm. Eğer ki B pozitif A negatifse bu durumun işi yaş. Yani sonuç olarak biz bu bir ihtimal olabiliyor değil mi? Daima doğrudur diye sormuş. Ben de aksine bir örnek veriyorum. B'den A yani A negatif B pozitif olursa B'den A'yı çıkarırsam sonuç pozitif olur. A'dan B'yi çıkarırsam sonuç negatif olur. Mutlak değerli bir ifadenin sonucu negatif olabilir mi? Olamaz. Gitti. A ile B'nin toplamı sıfırdan küçüktür demiş. Şimdi B burada ve A buradaysa B sayısal olarak yani mutlak değer olarak A'dan daha büyük olduğu için zaten soruda bana bunu vermiş. Daha büyük olduğu için ikisini toplarsam negatif gelir ama B pozitif A negatifken yani B burada A buradayken toplarsam pozitif olur. Dolayısıyla A artı B'nin toplamı sıfırdan küçüktür ifadesi de kesinlikle doğru değildir. Daima doğru değildir. Burada daima doğru olan tek şey yalnız 1'dir arkadaşlar. O halde bizim kaçıncı sorumuzdu? 38. sorumuzun cevabı da tabii ki A şıkkı olacaktı diyebiliriz. Ve gençler ve arkadaşlar canlarım benim geçtik 39'a. Şimdi güzel bir polinom sorusu. Bir ucundan dokundurma yaptık polinoma. Aynı zamanda karmaşık sayı sorusu. Bakalım ikisini birleştirince karşımıza nasıl bir şey çıkabiliyor? Şimdi bunu inceleyelim. i kare eksi 1 olmak üzere. Gerçel katsayılı 3. dereceden bir px polinomu için p3 sıfırmış. p3'ün sıfır olması demek ne demek? px'in içerisinde %100 bir x eksi 3 çarpanı vardır demek. Tamam. Şimdi hocam P2 artı i de 0'mış. Ha. Şimdi yani 2 artı i kökmüş. 2 artı i kökse x eksi 2 eksi i diye de benim bir çarpanım olmak zorunda değil mi? Yani x'ten 2 artı i'yi çıkarıp şu şekilde bir çarpanım vardır diyemez miyim? Derim. Niye? Çünkü x kökse burayı sıfırlayan değer 2 artı i'dir. Bak 2 artı i eşittir 0 demiş. O zaman benim bir çarpanım da bu. Üçüncü dereceden demişti. Gerçel katsayılı demişti. Ha, orada bir duralım ya, bir dakika. P0 30 vermiş. Onu birazdan kullanırız. P0 30 vermiş. P1 değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi gençler bakın iyi dinleyin beni. P0'ın 30 olduğunu biliyoruz ama burayı şimdi kullanamam ben. Çünkü ben bu polinomun baş katsayısını da bilmiyorum henüz. Ki baş katsayısına da a diyelim. Tamam mı? Bunu da bilmiyorum henüz. Diğer çarpanı da bilmiyorum. Ne yapacağım? Ne yapacağız biliyor musun? Şunu. Unutma. Gerçel katsayılı bir fonksiyon, bir polinom varsa elimde. Bu polinomun bir kökü, bu bir kökü karmaşık sayıysa 2 artı i, i gibi, 5 eksi i gibi, 2 i eksi 3 gibi fark etmez. Bir karmaşık sayıysa diğer kökü o karmaşık sayının eşleniği olmak zorunda. Yani benim bir köküm burada 2 artı i ise diğer köküm de 2 eksi i olmak zorunda. Neden? Çünkü kökler toplamı falan hani pozitif, yani kökler toplamı falan reel gelmesi lazım ya. Kökler toplamını ben nasıl buluyorum? Gerçel katsayılı denklemin, polinomun b bölü a'sından, c bölü a'sından falan buluyorum yani. Yani kökler çarpımı da, kökler toplamı da reel olmak zorunda. Şimdi 2 artı i, bu bir kök. Ben bu kökü hangi kökle toplarsam sonuç reel olur. Sonuçta bu karmaşık sayıydı. Bir karmaşık sayıyı o karmaşık sayının eşleniğiyle toplarsam reel sayı olur. Topla 4 gelir. Çarp ne gelir? 5 gelir. Gibi. Dolayısıyla diğer kök eşlenik olmak zorunda. Bunu sakın unutmayın. Dolayısıyla benim diğer köküm x eksi 2 eksi i'den kaynaklı x eksi 2 artı i'dir arkadaşlar. İşte benim polinomum bu. Güzel, polinom bu. Fakat P0'ı 30 vermiş ya, a'yı da bilmiyoruz. O zaman bu sıfırı burada kullanalım. P0 eşittir a çarpı eksi 3 çarpı. Şurası ne olur? Eksi 2 eksi i olur. Burası ne olur? Eksi 2 artı i olur. Şu ikisi birbirinin eşleniği mi? Evet. Eşlenikleri çarparken ne yapıyorduk? Bir soruda not aldırmıştım ben size. Yine aldırayım. A artı ib ile a eksi ib'yi eğer çarpıyorsak, a eksi ib'yi eğer çarpıyorsak a kare artı b karenin ta kendisini buluruz. O halde eksi 2'nin karesi 4, 1'in karesi yani eksi 1'in karesi fark etmez. Artı 1 olduğu için burası da eksi 3'tü. Burası da a'ydı. Bunları çarparsam ne gelir? Eksi 15 çarpı a gelir ve bu da 30'muş. O zaman a kaçtır? Baş katsayımız eksi 2'ymiş. Hayırlı uğurlu olsun. Baş katsayımızı da bulduk. Eksi 2. P1'i sormuş. Şimdi yerine yazacağım. P1 eşittir eksi 2 çarpı. 1'den 3'ü çıkardım. Yine eksi 2 çarpı. Şuraya 1 yazarsam 1'den 2 çıktı. Eksi 1. Eksi 1 eksi i çarpı. 1'den 2 çıktı. Eksi 1 artı i. Anam gene eşlenik geldi ya la. Hadi onları da çarpalım. 1'in karesi artı 1'in karesinden 2 çarpı. Eksi 2 kere eksi 2 4 yapar. 4 kere 2 bana 8'i verir. Cevabımız 8'in ta kendisiymiş. Yani cevap E şıkkıymış gençler. Ve artık 39'u da çözdük. Şimdi bir şeyi 40 kere söylersen olur diye 2 saati de devirdik arkadaşlar. Ve o şeyi 40. defa söyleme zamanı geldi. Evet, hazırsak. AYT'nin ilk 10 sorusunu 40. defa söylüyoruz ve bu sorudan sonra şunları hissedeceksin. Ona eminim. Ah, fazlasıyla eminim. Diyeceksin ki oha lan ben ne yaşadım az önce ya. Hani ben ne yaşadım ya. Bu nasıl bir aydınlanma. Bu nasıl bir keyif. Ben şimdiye kadar ders mi çalışmamışım be diyeceksin. Bak buna eminim. A ve B tam sayılar olmak üzere. A kümesi 2, 3 ve A. B kümesi de 5, 6 ve B'den oluşuyormuş. A fark B kümesinin eleman sayısı 1'miş. Yani A'da olup B'de olmayan yalnızca bir tane eleman varmış. Buna göre A kere B çarpımının alabileceği farklı değerlerini toplamak. Çok şık bir soru. Yani tam böyle AYT ayarında böyle nokta atışı sorulmuş bir soru arkadaşlar. Şimdi A'da olup B'de olmayan bir tane eleman varsa 2, 3A ya bu. Şimdi o zaman nasıl olur ki bu ya? Bunun iki elemanı bunun iki elemanından farklı zaten. Bu nasıl olabilir? Bilinmeyen elemanlar var ya, onları kullanacağız demek. He, burada bunu bize hedefliyor. Yani bu kazanımı hedefliyor bize. O zaman mesela örnek veriyorum ben. A 5 iken B 2 oluverirse eğer, bak 5 ile 2, bak 2 ile 5. İkişer eleman aynı olursa A'da olup B'de olmayan sadece 3 kalır. Yani eleman sayısı 1 olacaktır. Çok güzel. O zaman A'nın alabileceği bir değer 5 iken aynı zamanda B 2 olabiliyormuş. O zaman ben şöyle düşünürüm. Mesela B sayısı 2 iken A sayısı 6 da olabilir. Tamam, A 6 iken B 2 de olabiliyormuş o zaman. Nasıl oldu bak? 2, 3, 6, 5, 6, 2. Bak 6 ile 2 birbirinin aynısı. Böylelikle A fark B'nin bir tane eleman olur, o da 3. Güzel. Peki B sayısı 3 olamaz mıydı? Olurdu. B sayısı 3 iken A sayısı ya 5 olurdu ya da A sayısı 6, B sayısı 3 olabilirdi. Başka da bir ihtimal yok. Zaten 2'şer tane eleman vardı ya, 2 çarpı 2'den 4 tane eleman bulman gerekiyordu. Bunların da hepsini bulduk. Peki A kere B demiş. A kere B burada 10 yapar. Burada 12 yapar. Burada 15 yapar. Burada 18 yapar. İşte bunların toplamı sorulmuş. 10 ile 18'in toplamı 28. Şurası da 27 zaten. Toplarsam 55'in ta kendisini bulurum. Cevap C şıkkı olur sevgili gençler. Ve artık uzaktan şöyle bir bakalım. Umarım, bak kaç sayfa çözdük? Yaklaşık 10 sayfa çözdük. Evet, 10 sayfalık bir test oldu bu. 10 sayfada sevgili arkadaşlarım, AYT ilk 10 soruda yaşayacağım bütün sıkıntıları, karşına çıkabilecek bütün badirelerin hepsini de atlattık ve çok düzenli, çok nizami çalıştık. Bütün sorulara muhteşem biçimde analiz ettik, bütün soruları. Ve umarım sen bu analizlerle, umarım sen bu soru yaklaşımlarıyla, soru çözüm tarzlarıyla kendine artık yeni bir stil elde edeceksin. Sorulara bakış açın değişecek ve artık daha da fazla net çıkaracaksın. 40 soru serisinin amacı bu. Buradan o "hocam 40 soru yeter mi be, daha fazla olsa mıydı acaba" diyen arkadaşlara selam olsun. Çünkü sevgili arkadaşlarım, gördüğünüz gibi o hissettiğiniz mutluluk var ya, bunun mutluluğu işte. O 40 soruya noktayı koymanın, bu 40 sorunun sonunda da aydınlanmanın verdiği haz, verdiği mutluluk, işte bu zaten, bunu hedefliyorduk. Başka bir amacı yok zaten bunun. 40 soru serisinin temel amacı bu. Tamam. O halde gençler artık noktalayabiliriz. Sesim de yoruldu, gözlerim de yoruldu. Bu 40 soru serileri beni tüketiyor ama buna değiyor be. Vallahi değiyor. Yeter ki sizin netleriniz artsın. Yeter ki sizler amaçladığınız yerleri kazanın, istediğiniz yerleri kazanın ve ömrünüz boyunca mutlu bir hayatınız olsun. Başka bir şey istemiyoruz. Bir öğretmen öğrencisinden başka ne isteyebilir ki gençler? Evet, sonraki videolarda görüşürüz. Bir sonraki videomuz 40 soruda ikinci dereceden denklemler olacak ve 2 gün sonra gelecek arkadaşlarım. Yani bugün Perşembeydi. Cumartesi günü ikinci dereceden denklemler videosuyla karşınızda olacağım. Evet, sonraki sorularımızda, sonraki videolarda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, iyi ki varsınız ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.